E se non è stata terra, ma vi dissi di danerò. Non mi è sviluppo e muta, si li senti l'anello. Ieri li dami e se matto, o per si li mechi me canca. Inzamula mulgar firma, chetanamu mi canio. Yesen kosinut sevgi çenem Boçame boç vargas Yeda zankes vargas Yeda ni kezani Zidersini yara bagas Sandi pedis te vavor Zarmanum e macher bonse Sirtim nersum te gavor Inz hamar kon nishan vidne Es kanki tzavidi tan karje Sirok sirtes kovanum es Im hokin karoganum es Komi ham puyro te git charje Evet, herkese iyi akşamlar. Türkiye Ermeni toplumunun ajandası TED ajandadan Türkiye Ermeni toplumunun buluşma noktasından hepinize iyi akşamlar. Değerli izleyenler, sevgili dostlar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Size zahmet, sesimde bir sıkıntı var mı? Bir kontrol edersek, bir hataya, bir sıkıntıya mahal vermeden canlı yayınımıza hep birlikte başlayalım. Sonrasında konu başlığımı, konuklarımı sizlere takdim edeceğim. Beni bir teyit ederseniz sevinirim sevgili dostlar. Size zahmet. Evet, sesimde bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. Evet, maalesef ülke olarak büyük bir felaketin içerisine düştük. Deprem felaketini hala yaşıyoruz. Yaraları hep birlikte sarmaya gayret ediyoruz. Hem güzel ülkemiz, Türkiye'miz açısından hem toplumumuzun kıymetli üyeleri biliyorsunuz Anadolu'da, özellikle Vakıflıköy'de ve o bölgede 240 Ermeni vatandaşı ve Vakıflıköy'de de 100'e yakın insanlarımız orada mağdur durumdalar. Ben şimdi depremde yaşamını yitirmiş ve enkaz altından kurtarılmış ancak hastalanan ve hastanede yatan insanlarımız için sizlerden bir dua emojisi istiyorum ve bir dakika boyunca bu dua emojisini yapmanızı istiyorum sizlerden. Evet, nur içinde yatsın herkes. Bu büyük felaket bir daha başımıza gelmesin ve yaşanmasın diyoruz.
sevgili dostlar. Ve seçim özel programlarının startını bugün kırmızı renk, kırmızı liste, genç güçlü Beyoğlu halkın iradesiyle açıyoruz. Ve bu yayınlar sevgili dostlar seçim gününe doğru haftaya cumaya kadar devam edecek. Halk toplantılarıyla böyle adayları sizlere tanıtarak devam edecek sevgili dostlar. Ve Şahnur Kazancı'nın TED Ajanda'da yaptığı programda Vakıflı Köy'e bir destek olacağız. Çünkü ikinci depremde Vakıflı Köy'de gerçekten de evler büyük yara aldı, hasar gördü ve ben 6 program yapacağım sevgili dostlar ve 6 programda da evet ne oldu, önemli bir gelişme mi var? 6 programda da sevgili dostlar konuklarım deprem bölgesine maddi yardım yapacaklar. Evet, bunu buradan açıklıyorum. Kırmızı liste başlatıyor ve tüm konuklarım maddi bir katkıda bulunacaklar. Ben de bunu Patrikhanemiz Sosyal Yardım Komisyonu'nun bilgisi dahilinde Vakıflıköy'e ulaştıracağım. Biliyorsunuz biz bu yayınları gönülden yapıyoruz. Topluma hizmet, sizlere tanıtabilmek için adayları. Ve sandığa gittiğinizde doğru oyu kime vereceğinizi rahat bir şekilde görebilirsiniz diye bu yayınları yapıyoruz. Ve bu yayınlar da buna vesile olsun istedim açıkçası arkadaşlarımla beraber. O yüzden de bu yayınlara katılan konuklar katkı yapacaklar. Ben de bu katkıyı deprem bölgesine ulaştıracağım. En azından etki tepki böyle bir şey bu programda bir iyiliğe vesile olsun diye düşündüm. Ve bunun da açıklamasını buradan sizlere yapıyorum. Huzurunuzda bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk açılışı da yapmış olduk sevgili dostlar. Evet, Aslan Güner, Sayın Aslan Güner ve arkadaşları bu akşam konuklarımız olacaklar. Şu anda biz Feriköy Kilisemizin salonundayız. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Öer, Murat Öer ve arkadaşlarına. Feriköy genelde bana ev sahipliği yapan vakfımız. Ben öyle eminim ki diğer vakıflarımız da bize bu şeyi yaparlar, ev sahipliğini, ama Feriköy genelde orta nokta diye burada buluşuyoruz. Bakın hemen daha 400 kişi birden canlı yayına katıldınız. Bunu biz 3 ile çarptığımızda büyük bir rakam yapıyor sevgili dostlar. Ve o kadar kişiye ulaşan bir yayın gerçekten de hepimizi mutlu ediyor. Evet, Sayın Güner, Sayın Aslan Güner, yayınımıza hoş geldiniz. Bütün arkadaşlardan ricam, yüksek tonda konuşmanızı ben rica edeceğim sizlerden. Evet efendim, hoş geldiniz, hoş hayırlı bulduk. Olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, deprem olayı gerçekten de içimizi acıttı. Bugün de siz de liste olarak bir katkı sağlıyorsunuz. Biz de bunu deprem bölgesine ulaştıracağız. Evet, daha önceden de yapmıştık. Yapmaya da devam edeceğiz elimizden geldiği kadar. Buradan ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara da geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok büyük bir acı ülkemiz için. İnşallah bir daha Allah böyle şeyler yaşatmasın ülkemize. Tedbirleri de almamız gerekiyor. Depremle ilgili tedbirleri de almamız gerekiyor. Evet, gerçekten de inanılmaz bir izlenme bu akşam. Rekor seviyede büyük bir katılım oldu. 3000 küsür izleyiciyle yayına girdik sevgili dostlar. Büyük bir ilgi gören bir yayına hepiniz hoş geldiniz. Bunu açıklıyorum. Evet, Sayın Aslan Güner, kırmızı liste, genç güçlü Beyoğlu listesi, halkın iradesi. Evet. Aslan Bey, yepyeni bir liste, yepyeni bir isim. Sizin eski arkadaşlarınızla bir ayrılık süreciniz olmuştu. Evet. Şimdi yepyeni bir listeyle karşı karşıyayız. Öncelikle bu listeyi oluştururken nelere dikkat ettiniz, oluşturma aşamasını, bunları bize anlatabilir misiniz? Vallahi çok az bir süremiz vardı zaten liste oluşturmak için. Arkadaşların hepsini tanıyorum zaten. Birlikte yola çıkacağım arkadaşlarımızı seçtik. Hepsi de pırıl pırıl gençler. Jeoloji mühendisimiz var işte. Her meslekten halktan her meslekten arkadaşlarla beraber yola çıktık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Öyle diyeyim yani. Evet, Aslan Bey genç ve güçlü Beyoğlu. Şimdi hem genç değil mi? Evet, hem güçlü genç, evet. Hem de bir irade koydunuz ve iradeyi de ben koydum. Evet. İradeyi de siz koydunuz evet. Ve bir halk ifadesi hep var. Evet, yani evet. Aslan Güner'le biz bununla hep karşılaşıyoruz. Evet. Yani halkın sesi, halkın listesi diye devamlı da buradan açıklıyoruz zaten. Evet. Yine açıklıyoruz. Halkın listesiyiz, halkın sesiyiz. Halkımızla birlikteyiz. Birlikte olmaya da devam edeceğiz. Evet, bugün eğitim konusu, sosyal faaliyetler, çocuklar, gençler, dernek, güçlendirme, kilise, genel ifadeler hepsi olacak. Evet, arkadaşlarım beni uyarıyor, değerli dostlar. Büyük bir yoğunluk var, o yüzden yüksek tonda konuşmanızı rica edeceğim sizlerden. Aslan Bey, ben yavaş yavaş ekip arkadaşlarını tanıyayım. Kalabalık bir kadro buradayız. Leda Hamparsumyan. Merhaba. Leda Hanım, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biz bu yola başkanımız ile beraber çıktık. Toplumumuza faydalı şeyler, vakıflarımız hepsi çalışkan. Fakat biz genç olarak, genç güçlü bir grup olarak açık konuşmak gerekirse pastadan pay değil, çalışmaya geliyoruz. Özellikle eğitim konusuna çok önem veriyoruz, çok hassas duruyoruz. Genel olarak öncelikle diyeceklerim bunlar. Leda Hanım, ben sizi tanımak isterim. Tabii. Böyle vakıf yönetimler, dernek geçmişiniz var mıdır? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kısaca rica edeyim. Tabii, tabii. 1971 İstanbul doğumluyum. İlkokulu Pangaltı Mkhitaryan Lisesi'nde okudum. Fakat 5'e kadar okudum. Çünkü o zaman karma eğitim yoktu. Sırf erkeklerdi. Evet. Daha sonra Evrim Lisesi'ne geçtim. Lise eğitimimi orada bitirdim. Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümüne gittim. Daha sonra Amerikan Kültür Lisesi Cihangir'de iyi dereceyle bitirdim. Daha sonra da iş hayatına atıldım. 5 yıllık bir Suzuki distribütörlüğünde çalıştım. Ben evlenince Yeşilköy'e gitmiştim. Oğlum Yeşilköy İlköğretim Okulu'ndan mezun oldu. 7 yıl Habib Bey'le beraber ve Garopaylan'la beraber okul aile birliğinde yazmanlık görevini, 7 yıl yazmanlık görevini yaptım okul aile birliğinde. Sima'da yabancı gelmiyor yani. Nasıl söyleyeyim? Yani Yeşilköy içerisinden bir isim. Evet, 7 yıl çünkü orada hiç durmadan, ara vermeden grubumuzla beraber çok iyi arkadaşlıklarımız oldu. Evet. Hatta Aram Gostanyan'la beraber bir tiyatro çalışması oldu, belki hatırlarsınız. O tiyatroda da öğrencilerle beraber bazı veliler rol aldı. Anlatacaklarım bu kadar. Ya onu şey için söyledim. Mesela hani bazı insana baktığınız zaman Hamank'ın içinden hani dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, hani size mesela anlıyorum. Ben kapıda gördüğüm zaman dedim ki yani tanıdık bir yüz. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlıyorum. Tabii ki anlıyorum. İşte bu grupta da zaten onu görüyorum. Hem tecrübeli insanlar, hem samimi, isteyen insanlar. Evet, evet yani, çok samimi ve çalışmaya arzulu. Yani, evet. Yani özellikle gençlerimizin yolunun açılması lazım. Çok istekliler. Evet. Şimdi önemli bir konuyu, eğitim konusunu Najla Küçük Papazyan ve siz beraber bizlere ifade edeceksiniz halkımıza. Evet. Ben hemen Najla Hanım'a da bir merhaba diyeyim ve kendisini de tanıyalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle bütün ülkeye başsağlığı diliyorum. Her şeyden önce bir daha böyle bir afet yaşanmasın. Yüzyılın afeti demek bile az kalır bence. Evet, eğitim hayatıma Mkhitaryan'da başladım. 5'e kadar orada okudum. Daha sonra Özel Şişli Koleji, Özel Evrim Lisesi mezunuyum. Ve LASEL'de devam ettim. Stilistim. Daha sonrasında da okul aile birliklerinde görevler aldım. Osman Bey piyasasında daha çok çalıştım. Şimdilik böyle. Evet. Leda Hanım'la birlikte evet. Yanılmıyorsam eğitim konusuna ağırlık vereceksiniz. En ama önemli şart. En önemli. Eğitim şart. Şimdi eğitimle konuşacaksak, direkt başlayacak olursak
siz mi arzu edersiniz? Nasıl arzu edersiniz? Hiç fark etmez. Peki fark etmez. Siz şu anda mevcut ESEAN eğitimini beğenmediğiniz için mi bu göreve talip oldunuz? Beğenmiyoruz. Çünkü şöyle bir şey, adaylıklarda mevcut sistemden hoşnut yani ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ki aday oldunuz. Aynen. Mesela eğitimse siz ESEAN'da eğitim anlamında neyi yanlış buluyorsunuz? Göreve gelirseniz neyi düzelteceksiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yabancı okullarda her şeyden önce harika bir yabancı dil eğitimi alıyorlar. Bizim okullarımızda niçin olmasın? Mesela bir St. Joseph eğitimi dil ağırlıklı olarak niçin gidemiyoruz? Neden bir üniversite kazanımı çok fazla olmuyor? Manga Bardez'den alıp neden bir koç sistemiyle üniversiteye kadar çocuklar niçin gidemiyorlar? Bir kere çocuklara eğitim amaçlı herhangi bir aktiviteler de yok. Yönlendiremiyorlar. Biz bundan daha fazla müzdaribiz yani. Evet. Elimizden geleni bunun için yapacağız. Eğitim bizim için ne çok önemli. Ne yapacaksınız mesela? Yani geldiğiniz göreve, evet. Görev dağılımı yaptınız. Siz Najla Küçük Papazyan olarak hangi dokunuşla bir eğitim, mesela İspanyol modelimi alacaksınız? Ne bileyim ben İngiltere modelini mi hedefli? Yani böyle bir metodunuz var mı? Aslında şöyle, her metottan fikir olarak yola devam etmek gerekiyor. Metot diye bir şey yok bana kalırsa. Evet. Çünkü neden? Grup olarak da aynı şekilde söylüyorum. Yani hani fikirler paylaşarak zaten karar alınacak. Kıymetli öğretmenlerimiz var daha evvel de ESEAN'da. Fakat onlar da şu anda ortada yoklar. Sebebini öğrenmek istiyorum mesela her şeyden önce. Onlardan da fikir alıp kadroyu tekrar yenileyerek bu şekilde devam etmek istiyoruz. Frankofon ya da işte İngiliz sistemiyle diye bir şey yok. Ortalıkta hani olan bir şey. Evet. Kuvvetli bir sistem, sağlıklı bir sistem, çocukların sevebileceği bir sistem. Her şey önce çocuklara bu sistemi sevdirmek lazım. Kendi kültürlerini, gelecek olan kültürleri, dil ağırlıklı, koçlar Manga Bardez'den alırlar ama bu çocuk evet okuyamayabilir, yapamayabilir ama bu çocuk ne yapacak? Akademik olarak spor dalında mı, lisan dalında mı, aklınıza gelebilecek her dalda. Evet. Çocuğun elinden tutmak lazım. Hani okuyamıyor ya da eğitimde başarısız diye okul olarak da bunu yönlendirmek lazım. Baştan almak lazım konuyu ele. Leda Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Mesela eğitim konusunda yetersiz mi buluyorsunuz? Ne yapmak lazım? Hani önerileriniz nedir? Evet. Bir kere öncelikle yeni teknolojiyi kullanmak gerekiyor okullarımızda. Akıllı tahtalar olsun, bilgisayarların yenilenmesi olsun. Tabii bunların yanında da öğretmenlerimizin özlük haklarını ve maaşlarına da daha iyi bir ölçüte getirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra üniversitede bir yığın bizlerin öğretim görevlilerimiz var. Hem eski öğretmenlerimizle hem şimdiki görevli öğretmenlerimizle bir araya gelip konuşup tartışıp aynı zamanda profesyonel destek alarak üniversitedeki öğretim üyelerimizden, görevlilerimizden bir profesyonel eğitim üstüne profesyonel bir ekip kurmayı istiyoruz. Grubunuzda eğitmen var mı? Grubumuzda eğitmen yok. Ama size şu kadar söyleyeyim. Samimi bir ortamda madem geçiyor, oğluma bir koç gibi okulla beraber bir eğitim verdim. Gerek ilkokulda gerek lise ortamında. Fakat zaten içimizden biri olmasına gerek yok. Bu görevi üstlenecek, topluma faydalı olabilecek, faydalı olmak isteyen pek çok yüksek öğrenimin içinde çalışan, öğretim üyeliği yapan hocalarımız var. Bizim toplumumuzdan olan. Bunlardan zaten destek istersek ve beraber çalışmayı teklif edersek kabul etmeyeceklerini düşünmüyorum. Yani artık, ben şunu, evet. Şanur Bey, şu da önemli bir konu. Pedagog sistemi de çok önemli bana göre. O da eksik okullarımızda. Yani ben o eksiği tamamıyla görüyorum. Bana kalırsa o, tabii ki kıymetli öğretmenler var. Ayrılan, onları tekrar kadroya dahil etmek istiyoruz. Onların da fikirlerini alıp beraber oturup bu grup hep beraber. Siz ya da ben diye de o diye bir şey yok grubun içinde. Hep beraber karar alınacak. Kıymetli öğretmenler, üniversiteden öğretim üyeleri, onlarla da birleşip toplantıyı yapıp o şekilde zaten teslim edeceğiz gelecek olan kadroya. Anladım. Profesyonel bir şekilde, aynen.
Peki profesyonel kadro derken mesela bunun altyapısını hani kafanızda oluşturabildiniz mi? Mesela ESEA'nın dışındaki diğer okullarımız size göre nasıl? Mesela Getonaga'nın eğitim modelini mi baz alırsınız? Mesela yani Mkhitaryan doğru mu yönetiliyor gibi. Yani anlıyorum. Hani örnek aldığınız metotlar var mı anlamında ben. Anlıyorum. Şöyle diyeyim size. ESEA geri mi kaldı mesela? Aynen ESEA geri kaldı bana bu göre. Bu konuda doğrudur. Ben de katılıyorum. Aynen geri kaldı. ESEA çok geri kaldı. Örnek verelim. Üniversite başarılarını gazetelerimiz yazıyor. Veyahut da sosyal medyada kimler nereyi kazanmış diye yazıyorlar. ESEA niye yok? Çünkü başarı oranı çok düşük. Şimdi Getronagan'dan mezun olan bir öğrencimiz gururla ben Getronaganlıyım diyor. Mkhitaryan da keza öyle Leda. Mkhitaryan da aynı o şekilde. Da öyle. Ben ilkokulu bitirdim fakat Mkhitaryan'dır temelde. O da öyle. Fakat ESEA'yı bitiren bir mezunun ben ESEA'lıyım diyerek bir şey yok. Gururla bahsettiğini hiç duymadım. Biz onu da böyle istiyoruz. Öğrencilerin hiçbir desteği yok okuldan. Evet. Bir de öğretmenleri biraz rahat bırakmak lazım. Rahat çalışmaları lazım. Öğrencilerle öğretmenlerin bir arada olması lazım. Ben ESEA'da bunu da göremiyorum. Mesela ben kendi kızımdan örnek vereyim. Özel Bilgi Koleji'nden kızım gitti ESEA'na. Mesela bu örneklerin en büyüğü. Çocukla çok fazla ilgilenilmedi. Neden? Çünkü çocuk Özel Bilgi Koleji'nden geliyor ve Ermenci bilmediği için. Oradaki sistem çok fazla üstüne düşmüyor olayın. Ben bunu da getirmek istiyorum bakıldığı zaman. Yani hep beraber olunduğu zaman hani orada çocuk dışarıdan gelmiş olabilir. Ama oradaki sistem bu değil. Peki siz araştırma yaptınız mı mesela Leda Hanım? Öğretmenler mutlu mu? Veliler mutlu mu? Ne bileyim hani mutlu öğretmen, mutlu veli, mutlu öğrenci diye biz hep bir üçgen çiziyoruz. Şu üçgeni, evet, böyle bir üçgenimiz var bizim. Diyoruz ki mutlu öğretmen, mutlu veli, mutlu öğrenci. Sizce biz bu üçgeni ESEA'da tamamlayabiliyor muyuz? Hayır yok öyle bir sistem. Hayır yok. Öğretmen de mutsuz, öğrenci de mutsuz, veli de mutsuz. Örneğin biz kazanırsak okulumuz servisleriyle beraber ücretsiz olacak. Ücretsiz yemek dağılımı olacak. Ve biraz önce de dediğim gibi öğretmenlerimizin ve okulda hizmetli olarak, görevli olarak çalışanların emeklerinin karşılığını alacaklarını grup olarak kesin yani bunu konuştuk. Göreve gelirseniz okul ücretsiz. Okul ücretsiz. Servis ücretsiz. Servis aynen, kesinlikle. Ücretsiz. Doğru. Tamamen her şey, her şey ücretsiz. Evet. Olacak ve gereken ailelere de kitap, kırtasiye hepsi verilecek. Yardımcı olacağız. Çünkü Beyoğlu Vakfı'nın bunları karşılayacak gücü var. Evet, şimdi sevgili Açık, eğitim konusuyla ilgili soruları alalım. Evet. Sonra konu sorular alalım insanlardan. Azınlık okul yönetmeliğini biliyor musunuz diye bir soru gelmiş. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Vakıflarımız başlangıçta, vakıf yöneticilerimiz, herkes bu kuralları bilerek mi vakıflara başkan veyahut da aday oluyorlar? Hayır, sanmıyorum. Tamam. Yani cevabını herhalde tamam. Almışlardır. Çok mu geliyor bu soru arkadaşlar? Ne bu? Rafi Bey'e olan durumu... Evet, devamlı evet. Soru geliyor. Rafi Bey evet. Sizin grubunuzdaki evet. Bir arkadaşınız herhalde. Rafi Bey, evet. Ne oldu? Şimdi eğitimci onu diyoruz değil mi? Eğitimci. Ve Rafi Bey eğitimci mi? Rafi Bey evet. Çocuklara, gençlerimize harika bir şekilde müziği seviyor ve sanatkar bir insandan bahsediyoruz. Öyle değil mi? O zaman Rafi Bey'den dinleyelim onu. Tabii. Bence de. Geldiğinde tabii. Öyle evet. Rafi'cim bence sen buraya gelmelisin. Eğitimle ilgili sevgili dostlar sorular varsa... Hemen evet ben soruyorum diyen var. Hemen ben soruyu alayım dostlar. Ardından eğitim konusunu noktalayacağız. Çok kalabalığız çünkü bu akşam. Takdir edersiniz ki tüm konulara yer vermek istiyorum. Herkese söz vermek istiyorum bu anlamda. Evet eğitim... Şanlı Bey bir lafınızı keseceğim sizin. Valla kusura bakmayın. Okulumuzda ESEA'n harika bir okul. Takdir edersiniz. Hepimiz takdir ediyoruz ama... Bir hocaya, bir eğitmene bu şekilde işine son verilirse
O zaman işler değişir tabii ki de. Yani bir kere kendi öğretmenini tutması lazım her şeyden önce. Bu Rafi gençlere yol açmaya çalışıyor. Sanatıyla, eğitimiyle, duruşuyla. Evet. Sizin başka eğitimle ilgili yoksa ben Aslan Bey'e döneceğim. Evet. Ardından yanıma Sayın Elizabeth Mığdısı hanımefendiyi alacağım. Evet. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz evet, galiba. Evet, şurada bir soruyu gördüm. Kesinlikle biz geldiğimiz zaman şayet halkımız o teveccühü bize gösterip bizim kazanmamızı sağlarlarsa kesinlikle ve kesinlikle okulumuz ücretsiz, servis ücretsiz ve yemekler ücretsiz olacak. Bir arkadaş burada onu yazmıştı. Evet. Aa, olacak mı gerçekten demiş. Burada konuşulan her şey halka açık. Evet. Daha bereket sonra da var. Yüzümüze diyebilirler ki bu muydu diyebilirler açıkçası. Anladım. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var. Evet, lütfen gençler bize güvensinler. Hakikaten dürüst, şeffaf bir şekilde onların yolunu açmak için, onlarla beraber bu yolda ilerlemek için buradayız. İstiyoruz ki onların fikirleri burada tartışılsın, konuşulsun, onlarla beraber yol alınsın. Çünkü neden? Onlar gelecek her şeyden önce. Onlar olmasa hiçbir şey yok bana göre. Evet. Hepimize göre ekip olarak da. Ekip olarak biz buradayız. Çocuklar için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir tek çocuklar değil tabii ki. Büyüklerimiz var. Gençlerimiz var, halkımız var. Hep beraber şu da bir gerçek ki gençler birbirini tanımıyor. Gençler birbirini tanımıyor. Evet. Buna da bir aslında el atmak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz eğitim bölümünde. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağladınız. Çok mersi. Evet, sağ olun. Aslan Bey alalım oraya. Evet, eğitim konusunda da hazırlıklarınızı yapmışsınız ve bu özellikle ben iki hanımefendiden ücretsiz vurgusunu Sayın Güner çok duydum. Evet. Yani her şey ücretsiz mi olacak göreve gelince? Kesinlikle öyle olacak, evet. Zaten bizim taahhütlerimizin içinde de bu var. Sizin katkı sağlayacağınız bir şey var mı bu konuya? Ben Elizabeth Hanım'ı hem tanımak istiyorum hem tabii, konusuna tabii geçeceğim. Varsa sizin daha az önceki konuya ilave edeceğiniz yok, bir şey. Yok, şu anda yok. Sonra konuşuruz. Evet. Sayın Elizabeth Mığdısı. Evet. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İlk öncelikle ben sözüme gerçekten tüm Türkiye'nin başı sağ olsun demekle başlıyorum. Elizabeth Mığdısı ben. Samatya'da ikamet ediyorum. Sağlam bir kart vizite sahip değilim. Sıradan bir kuyumcu, sıradan bir mamayım. Bu kadar. Bu kadar basit. Yani eğitim hayatınız... Hani... Bezcan mezunuyum. Biraz bahsedebilir miyiz? Bezcan mezunuyum. Ortaokulu orada bitirdim. Sağak yanında lise 1'i okudum. Ondan sonra lise hayatını bırakıp çarşıya döndüm. Evet. Bu grupla bir araya gelmeniz, Aslan Bey'den böyle bir teklif almanız, hani bu kırmızı listenin evet içerisinde olma sürecinde bizimle paylaşır mısınız? Ben daha önce hiçbir gruba, hiçbir vakıf seçimleri olsun, hiçbir şekilde böyle bir ortamda bulunmadım. İlk deneyim. İlk deneyimim. Aslan Bey'in gerçekten samimiyeti, gerçekten dürüstlüğü, yani çıkıp burada olmayan bir kişilik olarak kendini sergilememesi, gerçekten Hamaykın'a muhteşem derecede bağlı bir adam olduğu için sonuna kadar. Ben bu grupta dahil olsaydım da olmasaydım da destekleyeceğim tek insandı Aslan Güner. Evet. Diğer gruplar galiba size mi ulaştı, bu gruptan ayrıl falan gibi şeyler mi söylediler? Tabii listeler ilk... Nedir o konu? Şimdi listeler ilk yayınlanmaya başladığında benim mama tarafım Sasonlu. Sasonlusunuz. Evet, Sasonlu, babam Yozgatlı'dır benim. Birkaç telefon aldım. İşte senin ne işin var orada? İşte ne kadar tanıyorsun bu adamları? Sasonlulara işte efendime söyleyeyim rakip mi geleceksin? Sasonluların bir grubu olduğunu ben bilmiyordum. Ki yok da zaten. Ben de bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Karşımda bir tane de Sasonlu görmüyorum. Neyse. Ve bu süreçte de isim vermem de gerekirse veririm. Renk vermem gerekirse de veririm. Halihazırda cumartesi günü bir grubun üyesinden kendi öz akrabam arandı.
ve tanımadığı insanları, yani tanımadığınız insanları burada kötülüyorsunuz. Arkadan, önden, çeşitli işte karalamalarla oradan ayrılmamızı, işte kendilerine destek vermemizi söylüyorlar. Bunun en büyük etkisi dediğim gibi Sasonlu olmak. Hangi gruptan aldınız? Beyaz. Beyaz listeden aldınız. Evet. Ayrıl dediler size. Tabii beyaz listeyi destekleyenlerden, onların biliyorsun, yani bilmem bilir misiniz, birçok grupları var. Ve her yerdeler. Yani bugün isim verebilir miyim? Gazar Sabuncu beyaz listeden. Benim yeğenimi arayıp da benim bulunmuş olduğum, yani benim üyesi olmuş olduğum bir grubu nasıl kötüleyebilirsin? Yani 17 dakika boyunca arama kayıtta her şeyde var. Ya bu hiç etik bir süreç değil. Hiç adil bir seçim süreci yaşamıyoruz. Hem çevremiz, hem bakın bizden hiçbir adayımız, hiçbirimiz diğer hiçbir grup üyelerini, renklerini hiçbir şekilde karalamadık. Hiç provoke etmedik. Gayet adil, gayet şeffaf. İşte bizler kimseleri maalesef, biz garibanın yanındayız. Gerçekten söylüyorum. Gençlerin yanındayız. Bizler kimseyi oralara, buralara götürüp kapı kapı gezip de biner lira para dağıtmadık diye biz dürüst ve kötü oluyorsak ne mutlu bize. Siz şimdi burada çocuklar, gençler ve evet, sosyal faaliyetler konusunda evet, fikirleriniz var, yapmak istedikleriniz evet, var. Çocuklar ve gençler konusunda mesela neler katmayı düşünüyorsunuz? Benim de 12 yaşında bir erkek evladım var. Allah bağışlasın. Çok mersi. Sağlık, sıhhat versin. Çok mersi. Çocuklar ilk etapta bizim cemaat olarak ücretsiz çocuklarımıza yaptığımız tek bir şeyi bana lütfen siz de biliyorsanız söyleyin, ben yanlış biliyor olabilirim. Hiçbir hayrımız yok. Çocuklardan bahsediyorum. Bakın gerçekten ilk öğretim çağı olabilir. Okul dışında çocuğa hayrımız okul, yok mu diyorsunuz? Kesinlikle yok. Benim bugün hala hazırda benim cemaatimdeki çocuklarım başka cemaatlerin spor aktivitelerinden, işte futbolundan voleybolundan kadar hepsinden yararlanabiliyor. Biz cemaat olarak bu zamana kadar ya bir forma sponsorumuz mu yok? Bir efendime söyleyeyim ne bileyim koçumuz mu yok ya? Antrenörümüz mü yok? Var. Bunları ben bütün gençlere benim kendim gerek kendi vakfımla gerek kendi şirketimle sponsor olarak bunları ben zaten kendim birebir yapacağım. Çocukların okul dışı eğitimleri. Bugün Küçükçekmece, Sefaköy, Kumkapı buralardan hafta sonu maalesef evinde geçiren çocuklarımız var. İmkanları olmadığı için hiçbir kulübe, hiçbir sosyal faaliyete katılamayan çocuklarımız var. İmkanları müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. Tabii ki de. Bunlara sonsuz hem grupça hem dışarıdan gerçekten biz... Şişli Spor Kulübü bunu yapıyor mesela. Ücret de aynı. Yok. İmkanı olmayana... Ha, doğrudur. Yapıyor. Daha fazla biz de o Şişli Spor Kulübü'ne destek verebiliriz. Anladım. Sponsorlar yani olabiliriz. Ama evet, gerçekten bu servis olsun falan varsa da çok fazla bilinmiyor. Bence bunun reklamı yapılmalı. En azından ben bilmiyormuşum. Evet. Çocuklara dokunmak istiyorsunuz. Çocuklar, gençlerle ilgili ne planlıyorsunuz? Gençlerimiz de çoğu üniversite gençlerimiz bugün diyetisyeninden tutun da efendim mesela mühendisine kadar bakın çarşı kaynıyor. Yani gerçekten çarşı üniversiteli hay gençleriyle kaynıyor. Doktorundan tutun gerçekten söylüyorum. Kaynıyor. Bunlara biz kendi imkanlarımızdır ya. Çevremizle alakalı bunlar iş imkanları. Gerçekten söylüyorum. İş imkanları. Burada samimiyeti bir kere inanabilirsiniz. Burada zaten şahsımızı hepimiz tanıyorsunuz. Çocuklar ve gençler aslında bizim damarımız. Kırmızı çizgimiz. Gerçekten söylüyorum. Çünkü bunları bağlarsanız bugün kiliselerimize de çocuklarımız gelecek. Bugün her pazar gittiğimiz o kiliselerimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi göreceğiz. Evet. Çekmemiz lazım. Şimdi ben hemen Sayın Arden Yanar'ı görüyorum. Hemen sizin yanınızda. Gençler deyince Arden Yanar benim çok eski tanıdığım ama Hamank'ın da yakından tanıdığı Mütevefa Patrik Hazretleri Mesrop Mutafyan zamanında Yerit Gençlik evet, grubuyla büyük aktivitelere katılan sevgili Arden, dilersen sen biraz biyografinden kendinden bahset, sonra sana sorularım olacak.
Şimdi öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Cemaatimizde kayıplarımız oldu. Onların da başı sağ olsun. Hastalarımız var. Onlara da şifa diliyorum. Şimdi Asfalt Okyanuslu Lusavarı Mesop Sırpazan'ımız Yeredi kurduğunda çok güzel bir şeye başlatmıştı. Türk Ermenileri olarak bir gençlik kolu kurmuştu. Ve gençlerimiz o zaman inanın bunu sen de çok iyi hatırlarsın. Lütfü Kırdar'da yaklaşık 2500 kişiyi bir araya getirebilmişti. Şu an o ateş kalmadı maalesef cemaatimizin içerisinde. Yani biz birlik beraberlikten bahsederken tamamen biz birbirimizden kopmuşuz. Şimdi konu Beyoğlu, Ortaköy, Karagözyan veya diğer vakıflar değil. Biz hepimiz bir olmalıyız. Evet şu an bir Beyoğlu seçimi var önümüzde. Altı liste seçime gidiyoruz. Evet, evet. Seçim tabii ki hepsi benim için çok değerli insanlar. Adaylıklarını koydular. Keşke hep beraber bir olsaydık da Beyoğlu'nu hep beraber yönetebilseydik. İki liste, tek liste. Ya tek liste. Fakat bu olmadı. Bir egolar vardı. Egolarına yenik düşenler oldu. Hiç kimseyi kınamıyorum burada. Keşke birlik olsaydık diyorum. Ancak şu da var. Sadece Beyoğlu ile olacak bir iş değil bu. Eğer gençlerden bahsedeceksek, birlikten bahsedeceksek tek yürek olmamız gerekiyor. Mesela sevgili Arden, senin kırmızı grupla bu seçimlere girmendeki amacın ne? Hangi özelliklerinle Beyoğlu Vakfı'na neler katmayı planlıyorsun? Birazcık da bunlardan bahseder misin? Hani neler yapmak istiyorsun? Şimdi, ne katacaksın geçmiş Beyoğlu? Hayatımda baktığın zaman derneklerden gelen biriyim. Hiçbir vakıfta yönetici olarak olmadım. Ama dediğin gibi Patrikhane Gençlik Kolu evet. Yönetimindeydim. Aktiftin. Çok aktiftim. Cemaatin içerisinde her alanda bulundum. Şöyle anlatabilirim. Ben sosyal yardımlaşma, insanlarla birebir olmak için buradayım. Birlik, beraberlik için buradayım. Onun haricinde dediğin gibi kırmızı listeyle olmamın sebebi de şu. Genç grubuz. Dinamik bir grubuz. Biraz evvel Leda Hanım bir şey söyledi. Hiçbir vakıf başkanı daha öncesinde vakıf eğitimi almadı, alarak gelmedi buralara. Yetişerek geldi. Oraya girerek yetişti. Öğrenerek yetişti. Su aktı, yolunu buldu ve orada öğrendi. Biz burada açık ben açık söylüyorum. Pastadan gerçekten bir pay almak için değil, çalışmak için geliyoruz. Pastaya krema koyayım diyorsun. Yok, zaten bir şöyle söyleyeyim. Beyoğlu'nu örnek alalım. Bir bağ var. Bağ çürümüş. Üzüm meyve veremiyor. Biz artık burayı sulayalım. O ağaç yeşersin. Ve o üzümü çok iyi bir şekilde yiyelim. Hep beraber cemaat olarak yiyelim. Evet. Halkımızla beraber, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, sosyal yardımlaşmalarla, bu şekilde, paylaşımla. Sadece bunu diyebilirim ben. Evet, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Gençler ve çocuklar konusunda. Evet, buyurun. Umarım, demin bir yazıda da gördüğüm gibi, dernek mi kaldı deniliyor. Umarım biz alnımızın akıyla bu yoldan çıktıktan sonra bütün derneklerimizi inşallah elimizden geldiğince aktif hale getiririz. Hafta sonu çocuklarımız evde tablet bilgisayar yerine derneklerimize, kiliselerimize, cemaatine katkıda bulunur diyorum. İnşallah umudumuz o yönde. Evet, hayırlı olsun. Mersi. Arden bir şey tamam söyleyeceğim galiba. Evet. Şimdi tabii ki derneklerimiz aktif halde. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ben de bir dernek yöneticisiyim. Vamati Muhtaryan okulunda dernek yöneticisiyim. Şunu söylemek istiyorum. Derneklerimizin de hepsinin bir olması gerekiyor. Hepimiz zaten biriz. Beyoğlu Vakfı'nda da elimizden ne gelirse biz geldikten sonra hiçbir dernek ayrımı yapmadan hepsine desteğimizi sürdüreceğiz. Sadece bunu söylemek istiyorum. Evet. Ne o? Yani bir oynama var ya sayılarda, evet. İzleyici sayılarında. Gayet güzel. Evet. İlgiyle herkes takip ediyor. Çok çok güzel. Gerçekten de topluma ilgi duyan, takip eden herkese sonsuz teşekkürler. Gerçekten de müthiş bir ilgi. Bugün bakın 600-700 kişi ve
evlerde 3-4 kişiyle seyredildiği zaman 1500-2000'lere ulaşan ve sonrasında tekrar yayınlarda da 7-8 bini bulan izlenmelerle gerçekten de seçimin seyrine etki edecek programlar bunlar. Bu anlamda ben halkın ilgisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Ardenciğim senin ekleyeceğin başka sormak bir şey istediğiniz var mı? Bir soru varsa cevap verebilirim. Yok, arkadaşlar bu arada sizden ricam, biliyorsunuz Şanur Kazancı'nın programında bir seviye olur. Yorumlarımıza, seviyemize lütfen dikkat edelim, sizden rica ediyorum. Eleştiri yapın, yorum katın. Ancak bunları yaparken lütfen ama lütfen o ölçüyü, tadı kaçırmayalım. Evet, çok fazla soru geliyor. Rafi Derkevorkyan şimdi benim solumda ve hemen yanında da sevgili Turan Arık var. Çok Amerika'dan seyrediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yurt dışı var mı bu akşam sevgili dostlar? Onu da sormuş olayım. Amerika'ya saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada Amerika'da Haymiyutyun deprem için bir araya geldiniz. Yardımlar ettiniz. Bu anlamda Amerika'ya teşekkürlerimi sunuyorum. New Jersey'ye ve Los Angeles'a, hazır Amerika'yı duymuşken. Paris var. Evet, yurt dışı var. Evet, çok fazla soru geldi Rafi Bey ile ilgili ama ben öncesinde Rafi Bey sizi tanımak istiyorum. Ardından da hem önce başınıza gelen arkadaşlarınız ifade ettiler, bir şey gelmiş. Evet. Bundan bahsedin. Ardından da neler katmayı planlıyorsunuz? Dernek konusu diye evet, not almışım. Aynen. Buraya. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii. Öncelikle herkesin başı sağ olsun. Yani ciddi anlamda çok büyük bir felaket yaşadık. Ve öyle bir şey oldu ki aslında böyle bir zamana da denk geliyor olması da ciddi anlamda bizi de çalışmalarımızı, ne yapacağımıza böyle bir anda hızlıca karar vermeye başladık. Aslan abiye denk gelmek çok muhteşem bir şeydi benim hayatımda. Çünkü kendi özel hayatında da zaten yardımlaşabilen bir insan. Zaten kendi yapabilen, bunu kendi de söylemiyor bu arada. Benim duyduğumu, kusura bakma Aslan abi, yani gerçekten muhteşem bir insan. Çok iyi bir kalbi var. Ve bu toplumun şunu bilmesi gerekiyor ki toplumun içerisinde bazı insanlar vardır. Bunu sahnede görürsünüz, sokakta görürsünüz, bir farklı bir sektörün içerisinde görürsünüz. Kuyumcu olabilir, mühendis olabilir. Çok yetenekli çocuklar var. Bunu kendim için söylemiyorum. Ben kendimi başarmış bir insan olarak da görmedim. Böyle bir modellemem de olmadı hayatım boyunca hiçbir zaman. O yüzden daha ziyadesiyle ne derler, hani bir şekilde gençlerin önünü açmak yerine daha çok kapatmak üzerine çalışan bir sistem var şu anda. Tabii konuya direkt girdim. Önce tanımayanlar için de kendimi tanıtmak istiyorum. 1989 yılı İstanbul doğumluyum. Kusura bakmayın, heyecanımı maruz görün. Çünkü bu toplum beni büyüttü. Birazdan anlatacağım zaten tanıtırken kendimi. Yani ben çocukken Maral'la başladım bu serüven. Esen Okulu'nda okudum. Maral Müzik ve Dans Topluluğu'nda dans etmeye başladım. Ondan öncesi Sayat Nova Çocuk Korosu geçmişim var. Anuş Olmak, işte Gomidas, İnçu gibi birçok projelerde yer aldım. Şu anda Bartev Garyan'la Arakas Band Orkestrası üyesiyim. Şöyle söylemem gerekiyor ki bir şekilde hayat sizi, onu anlatıyordum. Bir şekilde hayat sizi bir büyütüyor. Önceleri tabii Esayan'da okuyorken işte Baron Agop'la beraber denk geliyorsunuz. Agop Mamigonyan benim müzik öğretmenim olmuştur. Çok sevgili baronum. Onun çok büyük katkısı oldu hayatımda. Az önce Esayan'la alakalı işte anlatıyorduk ya, eğitimle alakalı yetersizlikler olduğu söyleniyordu. Benim dönemimde inanılmaz bir yeterlilik oldu. Çünkü bundan inanılmaz faydalandığım oldu. Ki şunu da söylemek istiyorum. Yani lise dönemimde ya da eğitim hayatımda çok başarılı bir öğrenci değildim. Çok parlak bir öğrenci hiçbir zaman olmadım hatta. Sadece müzik yapmaya çalışan, kendi halinde sahnenin bir köşesinde shaker çalsın, tef çalsın ama o mutlu olsun gayesini güttüm kendi içinde. Bunun da tabii sebepleri vardı. Düşünün, çok iyi bir aileye doğuyorsunuz. Yani çok süper varlıklı bir aile değildi ama babam kuyumcuydu. Bir anda babam 42 yaşında rahatsızlandı. İnanılmaz bir beyin tümörü vakasıydı. Böyle bir yalnızlığı hissedim. Bugün ben birçok çocukta bunu görüyorum.
okulda, Esayan'da okuyan çok özel çocuklar var. Ailelerinin gerçekten zorlukla yetiştirmeye çalıştığı, çaba gösterdiğini görüyorum. Ve insan ister istemez tüyleri diken diken oluyor. Elimden gelen şu. Baba hayatta mı? Vefat etti. Başım evet, sağ olsun. Çok sağ olun. Şimdi bunların hepsini yaşıyorsunuz ve siz sizden eğitimde iyi olmanız bekleniyordu. Fakat Baron Agop bu formu işte anlayabilmek, dokunmak dedikleri bir durum var ya. Ya bu çocuk buna hevesli. Tamam mı? Yani bunu yapmak istiyor. Ben bunu bir şekilde yönlendirmeliyim gayesini çok güzel bir şekilde bana sundu ve hayatım boyunca bu vefa borcudur benim için. Söylemesem asla olmayacaktı. Dolayısıyla Esayan benim içinde bulunduğum müdürüm, okullarında olan, okulda olan o dönem eğitimcileriyle çok 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 güzel bir ortamdı. Şu anda da insanlar ellerinden geleni yapıyor. Orada çalışanlar ellerinden geleni yapıyorlar ve haklarını da alamadıklarını da görüyorum. Bu da çok daha üzücü bir durum. Yani yeterli seviyede gayet de öğretmenler var şu anda aslında. Ama insanlara siz hakkını teslim etmeniz gerekiyor. Sistemin hakkını teslim etmesi gerekiyor. Çalışanlara hakkını teslim etmesi gerekiyor. Bunları göremediğinizde motivasyonları düşüyor insanların. İster istemez herkes bunu yaşıyor. Ben de bir vesileyle bu hikayenin yani o kovulma hikayesini hepimiz biliyoruz. Okuldan bütün öğretmen kadrosunun bir anda kovulup, müdürüm kovulup ne olduğunu anlayamadığım bir durum oluştu. Ve açıkçası bunu yapan kişinin kim olduğunu merak ettim. Çünkü diyorum ya vefa borcu benim için mesela çok önemli bir kale. Yani Maral Müzik'te dans topluluğunda dans etmemin tek sebebi Esayan Okulu'dur. Garbi abi geliyordu, provalara giriyorduk. Tanımadığım, bilemediğim, belki hayatımda bir daha öyle bir sahnelere çıkamayacağım ortamlara çıkmamı sağladı. Ve şöyle de bir gerçek var. Bakın bunların hepsi isim, bunların hiçbiri de şans değil. Dönem, işte o dönemin size o verdiği sistem aslında. Siz yani o sahnenin tozunu yutup, o koridorların o içinden gelen, yani Maral'ın sahnesinden, Lusa Vuruç'in sahnesinden, aynen, onu da, evet, oradan gelip yani gerçek Beyoğlu 3 oranı yaşayan birisi olarak bir şeyler katmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle çok öyle. Çok soru geliyor. Başınıza gelen olay nedir? Bir şey mi yaşadınız? Şöyle oldu. Ben diyorum ya vesile olduğu bir şekilde ben bu kişinin kim olduğunu, niye kovduğunu açıkçası merak ettim. Diyorum benim için Esayan bir hayatımın anlamı yani. Öyle söyleyeyim. Gidip tanımak istedim sebebi neydi diye. Öğrenmek istedim. Bu konu burada duruyordu ama benim esas bir hayalim de vardı. Bunu birleştirmeye çalıştım bir şekilde. Ve tokat bir anda bir yer istedim ki çocuklarla bir şekilde ben bir etkinlik yapayım. Üst katta da bu konuya gayet uygun bir şekilde bir yer vardı. Ve dedim ki böyle böyle Simon Bey ben işte Rafi böyle bir adamım. Hani hiçbir şekilde çekinmeden hani toplumumuzda bir de bu da var. Böyle bir çekinme şeyi eylemi gösteriyoruz ya. Hani ben de az önce yayında gerçekten çok girmeden önce inanılmaz heyecanlandım ki diyorsunuz hani sahneye çıkan adamsın hani yok öyle bir şey değil bu yayın başka bir şey. O yüzden az önce onu ben de yaşadım. Dedim ben de yani gideyim tanıyayım yani bu insan kim? Neden kovdu? Hani bunu dayanan bir belgesi var mı? Görmek istedim. Anlattı. Belgeler sundu. Bir şeyler söyledi. Abi dedim benim amacım başka bir şey. Bak sen burada haklı olabilirsin ama yaptığın şekil yanlıştı. Yani bu tutum yanlıştı. Bir kadro değişikliği yapacaksan şayet ya tamam anlaşamıyorsundur. Dersin ki arkadaş ben sizlerle anlaşamıyorum. Olmayacak yani bu iş. Ben sizlere bir şekilde hani neyse tazminatlarınız vereyim ve bitsin konu. Başka yerlerden işte gözlemledi, baktı. Ben tabii avukat olmadığım için şahsi olarak o evrakta ne yazdığını illaki okuyorsunuz ama bir yerde o kelimeleri de anlayabilecek bir yetiye sahip değilim. Yani böyle bir yeteneğim yok ya da. Durum çok böyle olunca... Arkadaşlar çok bak yorumlar geliyor. Uzun uzadıya yazanlar var. Haksızlık etmeyeyim. Ben herkesin o notlarını bir şekilde okuyalım. Size zahmet olacak. Çok yoğun yazanlar var. Tamam size zahmet. Evet. Hemen hızlıca toparlıyorum. Evet, aynen. Lütfen. Aynen. Bir şekilde dedim ki abi benim tek amacım bu şeyi öğrenmek. Gösterdiğim belgelerden anlayabildiğim kadarıyla yalnız... Ya belki haklı olduğun taraflar da var ama ben bu kısmı anlamadım. Yanlış da düşünüyorsun dediğinde karşında sürekli bir ilginç bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Olur mu ya canım işte öyle değil falan gibi.
Tamam peki dedim ben anladım yani okey. Ben sadece dedim böyle böyle gençlerle bir şeyler yapmak istiyorum. Bana bir ortam göster. Tamam. Hani benim şu anda böyle bir durumum yok. Simon Bey'den. Sayın Simon Çekem'den evet. Tokatlayan Han'da bir yer mi istediniz? Aynen öyle. Peki yeri verdi size. Hayır bila bedel aldım bu arada. Yani bedelsiz, kesin, verdi. Bedelsiz bir tamam, şekilde güzel. Verdi. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Velhasıl bir şekilde verdiği yerle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ancak bir türlü tam olarak toparlanacak bir ortamı alamamış oldum. Üzerine seçim durumları geldi. Herkesin bir projesi var duyuyorsunuz. İşte Tokatlayan'a biri otel yapacakmış. Bir meblağ çıktı ben zaten karşılayamayacağımı anladım. Dolayısıyla projede kaldı. Sonra da bir arkadaşım vesilesiyle orada çalışan bir arkadaşım vesilesiyle ismini de verebilirim. Yani Esen'de okulda bir şekilde bu işi yapsan mı daha doğru olmaz mı? Veya işte seni gel Esen'e da hani şey yapalım gir diye bir şey geldi. Onun vesilesiyle girmiş oldum. Çocuklara perküsyon atölyeleri yaptık. Darbukalar edindik. Hepsi çok mutluydu. Ne zaman ki Simon Bey'le işte bu anahtar mevzusu hani ben yapamayacağımı anladım. Simon abi ben sana anahtarı teslim edeyim. Ya da üst kattakine hani ücreti mukabilinde ben senden kiralayayım durumuna geldik. Fakat maalesef kendisine o son dönemde ulaşamadım. Seçim olmadan önceki dönemden bahsediyorum. Vakıflar genel birliğiyle konuşuyordu. Peki toparlayacak olursa aynen. Sizin başınıza gelen şu kısmını ben öğrenebilirim. Hemen söylüyorum, yani, hemen söylüyorum. Bana bir teklif lütfen. Geldi. Evet. Simon Bey dedi ki, gel oğlum dedi, sahip çık dedi, işte bizim listemizde ol. Ben o dönem kabul etmek istemiyordum. Yani çünkü istemiyordum seçimlere girmeyi. Simon Bey sizi listesine çağırdı. Siz ben kabul de... etmediniz, girmediniz. Evet, devam edelim. Burası, evet. Aynen. Bir şekilde listeye girmedim ve dedim ki ya ben girmeyeceğim abi zaten. Çünkü girmeyecektim. Herkes tamam. Bir ara bağımsız olmaya başladı. Arkadaşlarım sonra girmeye böyle bir grup oluşmaya başladıysa buraya açıkçası girdiniz. Aynen tamam, buraya tamam. Bu listeye girdim. Kırmızı listeye girdikten sonra da Simon Çeken Bey çok üzülmüş. Benim samimiyetime inanmış ama işte bundan da mütevellit hiçbir şekilde benim okula gelmememi söylemiş. Bunu da kendisiyle gidip görüştüren arkadaşım bana telefon etti. Tabii yani anlam veremedim açıkçası. Yani siz İmam Çekem'in listesine değil de Aslan Bey'in listesine girdiniz diye mevcut görevinizden mi alındınız? Aynen öyle. Siz kadrolu eseyan eğitmeni misiniz? Hayır. Ben bayağı bağış makbuzu kesilen bir dışarıdan eğitimci yani dışarıdan eğitsel kollara destek aynen, veriyordunuz. Aynen bunun öyle. Karşılığında ücret alıyordunuz. Tabii okuldan. Söyleyebilirim de ücret istiyorsanız. Olur söyleyin. 3500 lira gibi bir ücret alıyordum. Aylık mı olur? Yani bir derse çarşamba günleri veya cuma günleri olarak konuşuyorduk. Zaten bu arada şunu da eklemek istiyorum. Benim için ücret Esen için hiçbir şekilde önemli değildi. Tamam. Ben oradaki çocukları tanımak istiyorum. İşte haftada bir gelip... Haftada dört derse... Hayır haftada yani. Bir çarşamba veya cuma günleri diye evet. Konuşuyorduk diginden. Tamam. Bir şekilde dönüşümlü olarak gidiyorduk. Tamam. Karşı listede olunca da artık bu hizmeti evet. Veremeyeceğinizi görevden aldı mı sizi yani? Aynen öyle oldu. Yani kendisiyle birebir konuşmadık. Gelmemem gerektiğini arkadaşımdan öğrendim. Peki dedim. Diginle de sonra yazıştık, konuştuk. Siz öyle şu an ne yapıyorsunuz Büyü? Ben kendim bayağı kendi stüdyomda eğitim veriyorum. Evet. Müzik piyasasında çalışıyorum. Evet. İşte birçok solistle. Aynen mesela. Özel sektör, hizmet sektörü gibi. Tamam. Bu arada size Lusavoriç Çocuk Korosu'ndan teşekkür geldi. Çocuk Korosu için Lusavoriç size teşekkür etti. Çok kısa neler katacaksınız onları alalım. Turan Bey'e geleceğim çünkü çok arkadaş aynen. Var. Hızlı hızlı gitmek istiyorum. Hızlı hızlı Turan anlatıyorum Bey. O zaman. Evet. Evet biraz daha kendine. Dernekle alakalı şöyle bir prosedür uygulamak istiyoruz. Aslında ya, prosedür dediğim daha çok 7 gün her gün aktif olan bir sistem oluşturmak istiyoruz. Orada işte salı akşamları söyleşiler. İşte ne bileyim tiyatro için farklı bir gün. Herhangi bir ekip gelip orada istediği dans ekibi olabilir bu. Başka bir tiyatro ekibi olabilir. Müzisyen arkadaşlarımız olup orada provalarını alabilir. Ve aynı şekilde bu hep bir döngü olarak devam edecek. Bunu haftalık bir program halinde insanlara sunacağız. Bugün kimin gelmesini istiyorsunuz? Bugün hangi söyleşinin olmasını istiyorsunuz gibi bir insanlara sunarak bunu halledeceğiz. Turan Bey'e ben merhaba demek istiyorum. Sayın Turan Arık yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Turan Arık, 1984 Batman Sason doğumluyum. Sağıkken'den okudum, Sağıkken mezunuyum. Sağıkken Derneği'nde gençlik kollarında görev aldım. Kapalı Çarşı'dayım. Hem dövizde hem kuyum sektörüyle uğraşıyorum. Evet.
Peki sizin bu listede yer almanız, işte Beyoğlu'na neler katacaksınız, hangi projeleriniz var, fikirleriniz neler, öğrenebilir miyiz? Nasıl yer aldınız grupta gibi? Ben şimdi Beyoğlu'ya niye girdim diye söylerseniz, beni Beyoğlu okuttu. Babam 35 senedir yangotudur. 6 kardeşimiz hepimizi Beyoğlu okuttu. Babanız Beyoğlu'da. Evet, şu anda yangotudur. Şu anda da çalışıyordur. Babanızın adı? Kazım Arık. Kazım Arık. Babanız şu an orada. Evet. Kendisi oradadır. Orada bize Apik Bey'den şu ana kadar 6 kardeşimizi tek başına okutmuştur. Bütün maddi desteğimi sağ yana kendi vermiştir. Onun bizde fedakarlığı olduğu için biz de buraya bir göreve gelmek istedik. Onun için de buradayız. Aslan Bey'e niye geldiniz diye sorarsanız, zaten bağımsız olarak girmiştim. Tek başıma bir grup kuruyordum. Gruplar çarşafa döndü mü grubu bıraktım. Bağımsızlığa devam ettik. Ari kardeşimle de zaten bağımsız olarak devam ediyorduk. Aslan abiden de zaten bazı yerlerde yine çalışmalarında denk geliyorduk. Selamlaşmıyorduk da zaten. Evet. Rakip grup olduğumuz için bağımsızlarda. Kendisine de bunu zaten ilettim. Abi seni her yerde görüyorum ama hiç sana selam vermiyordum dedim. Turan Bey, siz teklif peki, gelince de evet, siz kıramadım. Mevcut hangi durumdan hoşnut değilsiniz de böyle bir göreve aday oldunuz? Neleri değiştireceksiniz? Size göre Beyoğlu Vakfı'nda temel sorun ne şu anda? Temel sorunun tabanı zaten bozuk. Bu hem bu kiralardan, emlaktan dolayı kendim bildiğim içinden. Bir de ben zaten dernekçiyim. Hani ben sağ yandan beri beraber de gerek aldım. Ben dernekten yana çıkayım dedim. Gençleri bir yerde toplamak için. Zaten Beşiktaş Spor Kulübü'nde de Bakırköy Beşiktaşlar Dernek hem başkanlığını hem faaliyetlerini sürdürdüm yıllardır. Evet. Şu anda da yine Beşiktaş Spor Kulübü'nün yine içindeyim. Yine dernekler konusuna mı bakacaksınız? Evet. Yine ben gereve gelirsem dernekler. Peki Maral grubunu tekrar derneğe alacak mısınız? Ya onu zaten alacağız da. Şimdi Maral'ı niye tek esyan diye alalım diye düşündüm. Hepimizin alması lazım bütün derneklerin. Hani Lusavoriç'i de bir tek esyanın değil zaten. Bu da bütün Hamaik'ın zaten bir korosu. Bunu bir yere zaten hepsini bir yere yüklemenin zaten bir anlamı yok. Zaten biz dedik bu derneği kurarsak hepsine zaten ayrı ayrı günlerden görev vereceğiz. Evet. Biz zaten buraya gelmemin benim sebebim derneğimizi gündüz 12'den açıp ailemizin, çocuklarımızın mamalar gelip aldığı zaman dernekte oturup soğukta kalmasın, çay kahve ikramlarını alsınlar. Hani derneğimizin ondan sonra spor aktivitelerim var. Ondan sonra futbolcuları davet etme opsiyonum var. Sanat camiasında var. Sizle beraber yıllardır 15-20 sene önce yaptığımız Samatya'da Sağıkyan'daki aynı sosyal faaliyetlerine ağırlık verdikçe cemaati, gençleri derneğe çekmek istiyoruz. Evet. Sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Rafi Bey? Bu arada evet yani tabii heyecanımı maruz görüm. Gerçekten burası başka bir platform. Yani derneğin şu anki mevcut yönetimiyle bunları yaparken karar verip birlikte yapacağız. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Yani göreve gelirseniz az önce dendiği gibi Maral Dans Grubu da Lusavuruç Korosu herkes, da kendi yuvalarına dönüyor. Herkes her şekliyle gelip bunu burayı kullanabilecek istedikleri gibi. Bir dakika nedir soru? Şimdi soru şu. Biraz önce Turan Bey dedi ki yani Lusavuruç her yerin korosu dedi ama Lusavuruç Surparutlu'nun korosu. Evet. Yani onlar şimdi yazıyorlar diyorlar ki biz ben ayırmamak için Surparutlu'nun kilisesinin korosuyuz zaten. Dolaylı yoldan da dernekte de yani prova yapmamız ya da dernekte olmamız, Esayan'da olmamız en doğalı. Yani Yeşilköy'de olmamızı gerektirecek bir durum ben yok. Ben cemaat diye. Olarak bizim demek olarak. İstedim. Tamam evet. Onlar yanlış. Evet. Olur böyle şeyler. Evet. Gerçekten. Ben cemaat olarak bu konuda hani. Bu konuyu anlatmaktan dilimizde tüy bitmez. Dedik ki Esayan, Esayan'ın Lusavuruç Korosu, Mamurgan yana da söyledim. Toplantı yaptı kendisiyle. Dedim ki kardeşimlerim burası sizin. Siz dedim bana oy vermeyeceksin. Açık açık konuşuyorum. Sen dedim Caner'in okul arkadaşısın. Ama dedim ben de kazansam, açık Caner de kazansa siz okuldasınız dedim. Daha aynı şeyleri sıkı getirmesinler lütfen. Lusavuruç Korosu'na da açacağız. Maral grubuna da açacağız. Herkese açacağız. Orası herkesin ya. Öyle yok. Gayrim yok bize. Arkadaşın söylemek istediği yanlış anlıyor.
Arkadaşın demek istediği geldi. Diyor ki bütün bütün vakıfların korosu olsun diyor. Yani yarın bir gün bir etkinlik olur, onlara da gidip orada şey yapabilirler. Ne olacak? Biz bir bütünüz. Yani biz sonuna kadar herkese kapılarımız açık kardeşim. Anladım. Peki siz şu anda Lusavar 3 ve Maral'a kapanan kapılar dışında da Beyoğlu'nun topluma kapalı olduğunu mu söylüyorsunuz? Hani herkese açacağız diyorsunuz diye soruyorum. Kapalı mı size göre? Açık mı? Açık mı? Yok, sizin görüşünüzde aday kapalı olarak. Kapalı tabii kardeşim ya. Açık mı ya? Kim doğru dürüst gidiyor ki? Kilise de bomboş. Dernekler bomboş. Dernek faaliyette mi? Doğru dürüst faaliyette değil. Derneği daha canlandırmak lazım. Doğru dürüst sosyal faaliyetler yok. Kapalı tabii. Anladım. Peki siz göreve gelirseniz ilk başta hangi konuya el atacaksınız Aslan Bey? Yani o dokunuşunu mevcut sorunlar diye nitelediğiniz, sıraladığınız konulardan ilk dokunuşu nereye yapmayı planlıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, biz ilk göreve geldiğimizde önce heybemiz dolu arkadaşlar. Heybemiz dolu. Önce paylaşma. Bizim heybemizde halkımızla paylaşacağız, sevgiyi paylaşacağız. Kederi paylaşacağız, sevinci paylaşacağız. Önce sevgiyi getireceğiz. Önce birlik beraberliği getireceğiz. Çünkü şu an ötekileştirme var toplumda. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Biz halkın sesiyiz. Önce sevgiyi, barışı getireceğiz. Ondan sonra ilk yapacağımız iş toplumumuzda ihtiyaç sahibi olanlara, orta gelirli olanlara bir rahat nefes aldırmak. Benim ilk hedefim o. Önce insanlarla, ihtiyaç sahibi olan insanlara elimizi uzatacağız. İmkanlarımız dahilinde. Önce onlara bir yardımlarımızı yapacağız. Ondan sonra diğer konular zaten arkadaşlar anlattı. Eğitimde olsun, sosyal yardımlarda olsun, gayrimenkulde olsun, denetimde olsun. Bunları zaten anlatmak istiyorum. Şeffaf olacağız. Onun dışında görecekler nasıl bir çalışma içinde olduğumuzu. Evet. Eğitim bursu verilecek mi? Çok soru geliyor. Burs konusu. Kesinlikle ya. Sorulması bile şey. Abesler istikal. İstikal. Kesinlikle eğitimdeki gençlerimize burs vereceğiz. Zaten ilkokuldan başlıyoruz. Parası dedik. Eğitim, lise eğitimi olacak. Gençlerimize destek vereceğiz. Ben buradan gençlerimize sesleniyorum. Ya gelin, çok büyük bir katılım olsun. Gerçekten bak, şimdi bütün seçimlerde gençlerin katıldığı oy oranına bakıyoruz. O kadar çok düşük ki, buradan Aslan Ahbari'nin hepinize sesleniyor. Gelin, oylarınızı verin. Ondan sonra gelin benimle istediğiniz gibi konuşun kardeşim. Evet. Gelsinler. Peki. Bütün kapı herkese açık. Şimdi, bütün projelerini getirsinler. Bütün destekleri vereceğiz onlara. Şimdi Rafi Derkevorkyan sizin listenize girdi ve orada Esayan'dan o görevine son verildi. Evet. Siz bu durumla ilgili siz bir başvuruda bulundunuz mu? Temas kurdunuz mu mevcut yönetimle? El uzattınız mı? Hani çözebilir miyiz diye? Maalesef kurmadım. Zaten daha önceden de ben kendisine burada sizin aracılığınızda seslenmiştim. Biliyorsunuz çarşaf liste olduğunda dedik ki ya her tarafa sandıkları koy kardeşim dedik. Koymadı, eline yüzüne buluşturdu. Utanmadan tekrar adaylığını koydu. Koysun. Onun dışında ben kesinlikle kendisini aramadım. Aramayı düşündüm. Ama bir sonuç almayacağını biliyordum. O yüzden aramadım. Zaten 12 Mart'ta da bir şey kalmadı. Ayrılan herkes geri görevine dönecek. Ben kiliseye gidiyorum, insanlara selam vermeye korkuyorum ya. Böyle bir şey olur mu ya? 4 tane 5 tane insanı benim yüzümden işten çıkarttı. Böyle bir rezillik olur mu? Bu insanların ekmeğiyle oynuyor ya. Ne biçim adam bu? Vicdan sahibi olması lazım. Peki şu anda mevcut seçim arifesini artık çok az kalıyor. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Arkamdan laf söylüyorlarmış. Aslan gelirse ekibiyle beraber buradan çalışanları işten çıkaracak diye. Ben buradan sesleniyorum. Feriköy tüm Balıkpazar'daki çalışanlara, okulda dahil, tüm mezarlıkta dahil, hiç kimse benden olmayacak. Herkes çalışacak aslanlar gibi. Yeter ki düzgün çalışsınlar, dürüst çalışsınlar.
Bizim öyle bir derdimiz yok çalışanlarla. Şimdi 12 Mart'ta bir şey kalmadı. Evet. Aslan Bey, nasıl görüyorsunuz durumu? Yani sandıktan Aslan Güner ve ekibi vallahi çıkacak mı? Şanslı görüyor. Hatırlıyor musun? Bir gün kilisede siz canlı yayın yapıyordunuz. Evet, ben siz de mum yaktınız. Doğa için gelmiştim falan. Orada söyledim. Ben dedim bu Beyoğlu'na dedim başkan olacağım dedim. Çıktım, iddialıyız. Ekibim de bak pırlanta gibi hepsi. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Kazanacağız. Ben inanıyorum. Ben halkıma inanıyorum. 6 liste var. Kendinize rakip hangi listeyi görüyorsunuz? Ben kimseyi rakip görmüyorum. Ben kendi yolumda gidiyorum. Yani şu bizle şu liste arasında geçer diyor musunuz? Kimseyi rakip görmüyoruz biz. Buna halk karar verecek. Anladım. Evet, Arda Keşişyan beyefendiye dönüyoruz sevgili dostlar. Sayın Keşişyan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de tanıyabilir miyiz rica etsem? Ben Arda Keşişyan. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum ülkecek. Tabii bir de seçim tertip heyetine buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci çok iyi yönettiler ve adaletli bir süreç devam ediyor şu anda. Evet, diliyorum orada ki, haklısınız. Bir kere ben de altını çiziyorum. Seçim tertip heyetine bir alkış ister. Şu ana kadar çok iyi götürdüler. Buyurun efendim. Biz biliyorsunuz ki bağımsız aday olarak girmiştik seçime. Tabii yorucu bir maraton oldu bizim için. Geldiğimiz noktada şu an kırmızı listeye dahil olduk. Ve güçlü bir ekip olduk aslında. Kendimi tanıtayım kısaca. 1989 İstanbul doğumluyum. Esenyurt'ta okudum. Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar Esenyurt'taydım. Bu vesileyle tabii tüm öğretmenlerime de bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çoğunu görme fırsatım olmuyor. Hepsinin bende emeği çok büyüktür. Buralara gelebildiysem, şimdi karşınızda oturuyorsam onların emeği çok büyüktür. Kendilerine çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversiteden sonra eğitimimi üniversitede jeofizik mühendisliği eğitimi aldım. Mezun oldum. Akabinde yüksek lisans eğitimime başladım. Maddi sıkıntılardan dolayı tabii bu eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım tez aşamasında. Daha sonra iş hayatına atıldım. Yaklaşık 8 senedir jeofizik mühendisliği ve genel koordinatör olarak özel bir şirkette çalışıyorum. Şu anda tekrardan tez aşamasından yüksek lisansıma devam ediyorum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunuyum. Ve tekrardan şu anda Anadolu Üniversitesi Lojistik Eğitimime devam ediyorum. Bravo. Sonra, evet, yoruldum anlatırken. Evet, çok çok güzel. Jeofizik demişken deprem yaşadık bu afeti. Hemen soru tabii size çok sorulmuştur ama Esenyurt okulumuzun dayanıklılığı, o sağlamlığı, hani karot alındı mı, alınması gerekir mi? Size göre ne durumda bina? Biraz halka da bilgi verebilir misiniz? Şöyle. Sonradan da binalar konusuna geleceğim. Ben zaten şu anda Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şube Odası Şubesinde yönetim kurulundayım. Aynı zamanda Haycar üyesiyim. Haycar'a yeni üye oldum. Tabii bununla ilgili Haycar'ın çalışması var. Haycar'ın 2020 yılında yaptığı ön çalışma var. Bunda mikro bölgelemeden aslında yerel zemin sınıflarını çıkartarak gözleme dayalı, binaları gezerek gözleme dayalı bir puantaj sistemiyle bu okullarımızı bir sıralamaya yerleştirdiler. İşte önemliden az önemliye gidecek şekilde, daha doğrusu şöyle diyebiliriz, sağlamdan hasarlı yani riskli binalara doğru bir sıralama yaptılar. Burada öncelikli olan binalarımız var. Esenyurt ne durumda? Esenyurt için bir şey söyleyemem şu an için. Çünkü aslan yarın. Anladım. Evet. Anladım. Bir de yarın bir toplantımız olacak yine Haycar'la. Orada detaylıca daha çok konuşacağız. Anladım. İyi mi peki seviyesi? Veliler var, öğretmenler var, çocuklar var. Şundan bahsedebilirim. Çünkü tüm branşlar hakkında benim konuşmam doğru olmaz. Ben jeofizik mühendisiyim. Zeminin hakkında bir yorum yapabilirim. Genel bir yorum yapabilirim. Tabii bunun için ayrıntılı zemin etüt çalışmaları gerekmekte. Ama genel olarak Şişli, Beyoğlu bölgesi, bu bölgeler Trakya formasyonu dediğimiz kum taşı, kil taşı, grovak, yani kaya birimler üzerine oturuyor diyebilirim.
Çünkü Esenyurt'a yakında benim yaptığım bir çalışmam vardı İstiklal Caddesi üzerinde. Oralar kaya birimler üzerine oturuyor diyebilirim. Anladım. Zemin açısından. Peki Arda Bey, siz az önce zaten background'ınızı, biyografınızı, evet, CV'nizi bizle paylaştınız. Beyoğlu Vakfımıza yönetsel anlamda hangi bölümde bir şeyler katmayı planlıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, varsa aslında alayım. Şöyle, bağımsız aday olduğumuz için aslında ilk başta birçok kafamızda projeler geliştirdik. Bu projeler diyelim ki Tokatlıyan Han hakkında olsun, eğitim hakkında olsun, işte yardımlaşma hakkında olsun, yaşlılarımız hakkında olsun, her türlü konuda kadın hakkında olsun. Tabii şunu da bahsetmek istiyorum. Deprem biliyorsunuz bir gerçeğimiz. Bu konuda deprem yaşandığı anda AFAD'ın aslında bize yetersiz olacağını bir kez daha gördük. Ve bu konuda insanlar aslında kendi çabalarıyla ve toplum içinde de bir birlik olarak afete karşı bir hazırlık yapmamız gerektiği gerçeğini unutmamamız lazım. Biz de bu konuda çalışmalarımız var. Belki yeterli çadır stoklamamız gerekecek, battaniye stoklamamız gerekecek. Bunların bir çalışması yapılması lazım. Aynı zamanda haberleşme nasıl sağlanacak? Tüm belki bir telsiz sistemi tüm kiliselere kurulabilir. Bilmiyorum halihazırda böyle bir çalışma var mı? Tüm vakıflarla aslında bir birlik halinde bu süreci de yönetebilecek bir seviyeye erişmemiz gerekiyor. Tabii ben eğitim hayatımda kabarık olduğu için eğitim konularında aslında ne türlü zorluklarla insanların karşılaştığını bildiğim için bu konularda o eksiklikleri nokta atışı olarak tespit edip aslında bu konularda daha çok yönelip elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Çünkü ben de zorluklarla bazı seviyelere geldim. Kolay olmuyor gerçekten. İllaki bir yerde sizin de maddi manevi desteğe ihtiyacınız oluyor. Tabii en büyük amacım bu vakıfı yönetmek için gelmemde. Vakıf artık saygınlığını ve etkinliğini yitirmiş durumda. Bu konuda artık insanlar saygın olsun istiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Evet, başarılar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun adaylığınız. Ben Aslan Bey'e hemen bir döneyim. Şimdi Tokatlıyan konusu çok soruluyor diye söylüyorum. Aslan Bey, göreve gelirseniz, kazanırsanız Tokatlıyan Han'ı nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? Böyle bölüm bölüm tutarak kiraya vermek gibi mi, yoksa tek parça bir yere vermek gibi mi, ne düşünüyorsunuz? Vallahi tasarrufunuz bizim, nedir? Bizim orada tasarrufumuz, daha önceden de zaten oranın otel yapılması ile ilgili bu, geçmiş yönetimlerde teklifler verilmişti ama bir türlü anlaşma sağlanamamış. O şekilde değerlendireceğiz, yani orayı otel konseptinde. Otel konseptinde, evet, evet, kiraya vereceksiniz. Çok büyük bir gelir sağlar, zaten bütün toplumumuzda rahat eder. Evet. Bu Aslan Bey'e bir, evet, sorun var. Aslan Bey'e bir soru var. Halkın insanı olmak Beyoğlu'nun kültürel sosyal mirasını kilise, okul, emlak yönetimi için yeterli görüyor musunuz? Yani halk insanı olarak kendinizi yeterli görüyor musunuz diyor ya, bu yönetsel ben şey. Ben yeterli olmasam çıkar mıydım? şöyle söyleyeyim bir dakika. Tabii görüyorum kendimi. Niye görmeyeyim ya? Şöyle söyleyeyim, ben bir kere bağımsız denetçiyim. Mali müşavirim, aynı zamanda bilirkişiyim, aynı zamanda Concordia'da komiserliği yapıyorum, finansal alanlarda da şirketlere denetimle destek veriyorum, hem yerli hem yabancı şirketlere. Her anlamda kendinizi hazır ya, hissediyorsunuz, donanım açısından, anladım. Evet, bu akşam İsveç, Almanya, New York, Los Angeles'tan bizi takip eden tüm dostlara selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Evet, Sayın Ari Gümüşoğlu ve Sayın Sezar İnceoğlu, sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Ari Bey, sizi tanıyalım, ardından Sezar Bey'e de merhaba diyeceğiz. Öncelikle ben de konuşmama tüm ülkemize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Ben Ari Gümüşoğlu, 1989 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. Kurtuluş'ta ikamet etmekteyim.
Feriköy Meryem İçiyan, daha sonrasında Esenyurt Lisesi ve daha sonrasında da açık öğretimden eğitim hayatıma devam ettim. 2003 yılında Kapalı Çarşı'da mıhlayıcı olarak meslek hayatıma başladım. 2012 yılında imalatçı olarak tekrar kendi şirketimi kurdum. Daha sonrasında da 2019 yılında Nişantaşı'nda ilk perakende mağazamı açtım. Şimdi de birkaç tane farklı ilde toptan perakende ve e-ticaret olarak meslek hayatıma devam ediyor. Evet. Ali Bey, siz kilise ve genel konularda evet. herhalde vakfa katkı sağlayacaksınız seçilirseniz. Evet. Kilise açısından bakacak olursak katkılarınız ne yönde olacak? Neleri değiştireceksiniz? Neleri ekleyeceksiniz? Buyurun efendim. Kilisemizde, patrikhanemizde danışıklı olarak bakım, onarım, restorasyon gibi işlemleri eksiksiz olarak yerine getireceğiz. Bu birinci önceliğimiz olacak. İkincisi, çok önemli bir projemiz daha var. Cemaatimizi Beyoğlu'na tekrar kazandırmak. Çünkü buraya bir parantez açmak istiyorum. Beyoğlu'na 2-3 aydır yoğun bir şekilde pazar günleri Badarak'a gidiyorum. Ve maalesef ki 7-8 kişi görebiliyorum Badarak'ta. Peki daha önce gitmez miydiniz Badarak'a? Daha önce de gidiyordum. Ama farklı farklı kiliselere de gidiyordum. Aday olduktan sonra Beyoğlu'na daha yoğun gitmeye başladım. Tamam. Az mı kişi var? Gerçekten çok az kişi var. Fakat burada... Kaç aydır bu? 2 aydır mı? Bağımsızlık adaylığımızdan beri yoğun bir şekilde gitmeye çalışıyorum Beyoğlu'na. 3 ay gibi. 2,5-3 ay gibi. Ayrıyetten de biz bu süreci de şöyle aşmak istiyoruz. Cemaatimizi tekrar kazandıracağız. Pazarları Badaraklardan sonra ve tüm ayinlerden sonra diyeyim. Sırf pazarları da değil. Sevgi sofralarında buluşacağız. Buraya gençlerimizi, yaşlılarımızı getirmek için de farklı noktalardan ulaşım hizmeti vereceğiz. Bunu da ek olarak söylemek istiyorum. Ve bir de sevgi çiçekleriyle karşılayacağız biz halkımızı. Her pazar günü gelen halkımıza birer tane sevgi çiçeği vereceğiz orada. Ne güzel. Zaten sevgi eksikliği var. Hamanik'te var. Yani geri kazanacağız. Geri kazanacağız. Ben sırf Beyoğlu için söylemiyorum. Hakikaten bir sevgisizliktir gidiyor. Evet. Önemli bir konuya evet. değindiniz. Hepsini geri kazanacağız. Aynı zamanda kilise ve mezarlık görevlilerimizin çalışma koşullarını, sosyal güvencelerini, maddi standartlarını günümüz şartlarında iyileştireceğiz. Bunun da buradan sözünü verelim ve mevcut kadroyu görevine devam ettireceğiz. Mevcut kadro derken? Şu andaki görevli, kilisemizde görevli olanlar, mezarlığımızda görevli olanlar. Can koçlar, aynen işte varbetlerimiz. Aynen öyle, aynen. Kim varsa görevde devam edecek. Hepsi devam edecekler. Ve şunu da söylemek istiyorum. Düğün, vaftiz, cenaze bizim boynumuzun borcudur. Bunlar ücretsiz olacak. Bizim vakfımız tarafından karşılanacak. Beyoğlu'nda 3 oranda olan ve Esenyurt'ta olan tüm düğün, vaftiz ve cenazelerimiz ücretsiz olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Bir daha tekrarlayalım orayı. Düğün, vaftiz ve cenazeler vakfımız tarafından karşılanacak. Tabii ihtiyaç sahiplerine. Bunu da not olarak belirtelim. İhtiyaç sahiplerine, sorgusuz evet, sualsiz. Sorgusuz sualsiz, gerçek ihtiyaç sahiplerine diyelim. Burada bir şey eklemek istiyorum. Bak, sadece ihtiyaç sahiplerinin dışında da orta direkt tabir ettiğimiz insanlar var. Adamın işi var, çalışıyor. Belli bir katkıda bulunup üzerine de vakıftan destek isterse bu insanlara da desteğimizi sürdüreceğiz bu konuda. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Sadece ihtiyaç sahipleri değil yani. Onları da unutmuyoruz yani. Evet. Bir de çok kısa da bir söz daha almak istiyorum. Genel bir toparlama yapmak istiyorum. Çünkü sizi dinlerken gelen mesajlara biraz da cevap olsun istiyorum aslında. İlk göreve geldiğimizde bağımsız bir denetim firmasıyla anlaşacağız ve vakfı denetlettireceğiz. Ve ilk adımımız bununla başlayacak. Son adımımız da görev süremiz dolduğunda tekrar denetleyeceğiz ve gelen yönetime raporları biz şeffaf bir şekilde sunacağız. Hani şu an bir bilinmezlik içindeyiz ya, biz böyle teslim etmeyeceğiz. Evet. Şeffaf bir şekilde vereceğiz. Denetlenmiş bir vakfı adaylara buyurun gelip görebilirsiniz diyeceğiz. Peki şeye baktınız mı Ali Bey? Beyoğlu Vakfı'nda son zamanlarda düğün sayısında azalma var mı, artış var mı, tercih ediliyor mu? Hani eskiden böyle nasıl ifade edeyim? Yan yanlar ona, diye tabir evet, ettim. Yani, ben ona şöyle cevap vereyim. Benim gununkum Beyoğlu'nda olmuştu. Ha, o yüzden öyle mi? Evet, benim gununkumun olduğu zamanlarda babam der ki Beyoğlu bizim göz bebeğimiz dediler. Beyoğlu'nda düğün yapmak, gununk yapmak özeldi der. Yani o... Evet, evet ama fakat bu süreçte azaldığını görüyoruz.
Azalmış mı? Sayılara baktınız mı patrikhanede? Çevremizden duyduğumuz kadarıyla. Evet. Sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben Sezar Bey'e de bir merhaba diyeyim. Sezar Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaylarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle herkese iyi akşamlar ve ülkemizin de başı sağ olsun diyorum ben de. Büyük geçmiş olsun. Çok acı günlerden geçiyoruz. Kendi toplumumuzun üyeleri de Vakıfköy'deki son depremde de gerçekten yıkıcı hasarlar oldu, gördük. Yaraları hep beraber umarım daha iyi sarabiliriz. Sezar İnceoğlu, ben de İstanbul doğumluyum, 1979. İlk öğretim Feriköy Merhamet Çiyan Lise Getsonagan ve üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Dilleri, Yunan ve Latin Dilleri bölümünde okudum, bitirdim. İstanbul Agop Zilleri firmasında uluslararası satış direktörüyüm. Müzisyen bir tarafım da var. Bateri çalıyorum hobi olarak. Rafikalar olmasa da. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Böyle bir göreve aday olmaktan, çağrılmaktan açıkçası onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü vakıf olsun, herhangi bir mecra olsun, toplumumuza hizmet etmek gerçekten hepimiz için onur verici bir şey olmalı zaten. Neden buradayım diye siz sormadan ben cevaplayayım. Öncelikle bana göre şu anda hangi vakıf, hangi kurum olursa olsun bizim bugün toplumumuz için neyi daha iyi yapabileceğimizi konuştuğumuz bir iklim oluşması gerekiyor. Dediğiniz ya, sevgi eksikliği var. Senelerdir var. Ben gözlerimi paylaştım, evet, yani. Onu doğrudur, görüyorum. Doğrudur. Ayrışma var birleşmeden ziyade. Biz birleşmemiz lazım, birlik olmamız lazım. Sevgiyi daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Hatta kendimizi, rakip bile birbirimizi çok görmeden birlikte ne yapabiliriz, bunu konuşmak lazım. Bu iklim tekrardan geri gelmesi çok önemli açıkçası. Abed Aranda da şöyle der zaten, iki kişi bir kişiden iyidir. Üç kat iplik hiç kopmaz. Onun için biz birliği ön plana koyalım diyorum. Bunun için uğraşalım diyorum. Zemini böyle güçlendirelim, gerisi zaten kolay gelecektir. Peki siz neler katmak istiyorsunuz? Mevcutta bulduğunuz yanlışlar neler? Yanlış buluyorsanız eğer doğrusu nedir gibi, hani hı hı, çözüm odaklı ilerleyebilir miyiz biraz da? Tabii ki. Şöyle, ben özellikle neyi yanlış buluyorum konuşmaktan ziyade biz neleri yapmayı düşünüyoruz? Yani toplantılarımızda neleri konuştuk? Bunun üzerinden biraz gidebiliriz. Çünkü benim şahsen kendimin de çok fazla bir tecrübesi yok bu konularda. Gerçekten şeffaf ve güvenilir bir yönetim getirmeye adayız. Biz özellikle bunun için çalışmak için adayız. Buna kefil olabiliriz. Bunun dışında ben sosyal yardımlarla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Tabii ki bu tek kişinin, tek ekibin yapabileceği bir şey değil. Birlikte patrikhanemizde dirsek temas halinde olarak biz vakfımızın gelirlerini, ki bize göre bu halkın parasıdır zaten, tekrardan halka kazandırmak için çalışacağız. Tabii ki hem patrikhanemize hem diğer ihtiyacı olan vakıflara da destek olmak için çalışacağız. Bu gerçekten tüm Ermeni toplumunun geliridir. Ermeni toplumunun parasıdır. İhtiyacı olan herkese adil bir şekilde dağıtımını sağlamak zorundayız. Yönetim kurulumuzla birlikte öncelikle bir sosyal yardımlaşma komisyonu oluşturacağız. Bu komisyonla birlikte patrikhanemizin de sosyal yardım komisyonuna, diğer yardım kuruluşlarına da destek olmayı amaçlıyoruz. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyaç sahibi halkımızın üyelerine de değil. Ama en önemlisi Aslan abinin de benim açımdan yanında olmamı düşündüren şey şu oldu. Çok yardım etmeyi isteyen bir insan ve önemli bir erdem bence bu. İnsanları mutlu etmek. Biz bu vakıf gelirleriyle öncelikle insan diyoruz. Şimdi kilise ve okul kadroları neden değişmiyor sorusu gelmiş, öyle mi Haçik? Evet, aynen öyle. Ne diyorlar? Diyorlar ki kilise ve okul kadroları neden değişmiyor? Yani siz kadroları özellikle... Özellikle tutacağız dediniz. Evet. Soru geldi, neden kadroları tutuyorsunuz? Kilise ve okul kadrolarında devam etmek isteyen herkes bizde devam edecek. Fakat Rafi arkadaşımıza olan gibi kimsenin ekmeğiyle oynamamak için biz bu kadrolara teklifimizi sunacağız. Biz de devam etmek isterseniz buyurun edin diyeceğiz. Anladım. Ali Bey, sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben diğer arkadaşları da alacağım. Son söz olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Seçimi hangi grup kazanırsa kazansın, bütün gruplara başarılar diliyorum. Hizmet etmek isteyen bütün gruplara. Fakat
kim kazanırsa kazansın Rafi Esiyan'a geri dönecektir. Evet, buna evet. Biz çağrı yaptınız evet. Buradan. Evet. Bence biz buradan hep beraber toplu seslenelim. Evet. Evet, bu çağrıyı grup olarak yaptınız galiba. Aynen. Evet Aslan Bey, siz neler söylemek istersiniz? Evet alacağım arkadaşları da alacağım. Onlar yerleşimi düzeni yaparken buyurun efendim. Arkadaşlar yorumları yaptılar, kadroları anlattılar. Evet. Siz bu konuştuklarımız üzerine veya başka ekleyeceğiniz neler var? Yayın devam ediyor hızlı bir şekilde. Ya, buyurun efendim. İşte herkes seyrediyor. Pırıl pırıl insanlar. Pırıl pırıl insanlarla yola çıktık. Bizim bir hayalimiz var. Benim de bir hayalim var. Arkadaşlara da söyledim zaten. Bizim bir hayalimiz var dedim. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öncelikle bir aşevi kuracağız Beyoğlu'na. O kesin yani. Kazanırsak yapacağımız iş aşevi kurmak. Alacağız bir tane araç. Üzerine Beyoğlu 3 oran aşevi diye yazacağız. Herkesin ayağına gidecek gelemeyenlere. Okulumuzdaki öğrencilerimize sıcak yemek sunacağız. Aşevi hayalim var. İkinci... Aşevi derken o bölgede yaşayan toplum üyeleri ihtiyaç sahibi insanlara mobil araçla hizmet mi götüreceksiniz? Aynen. Hem orada hem de gelemeyenler için de. Mesela diyelim Samatya'da insanımız varsa, Çekmece'de varsa. Vallahi ben ayrı, biz de ayrı mıyız? Anladım. Yani bütün ulaşabildiğimiz gelen mobil aşevi. Aynen. Mobil hem, olarak. Hem onu kuracağız hem de kilisenin zaten öyle bir şeyi var. İçinde. Vakfiyenin içinde var. Içinde evet var. Doğru. Bunu hayata geçireceğiz. Birinci şey önceliğim bu. İkinci mobil hizmetten bahsediyorum. Mobil hizmet bu da hayalim benim ya. Yıllardır hep söylüyorum zaten. Bilmiyorum nasıl gerçekleştireceğiz ama hastane yönetimiyle de bu konuda destek isteyeceğiz. Şahinçin'in oğlundan. Hastalarımız var, yaşlılarımız var. Bir tane doktor, iki tane hemşire koyacağız. Bunlara birinci bölge için, ikinci bölge, üçüncü bölge olmak üzere ring sağlayacağız. Hastalarımızın ayaklarına mobil sağlık sistemiyle gideceğiz. Orada ihtiyaç sahip yani hastalarımızı eğer gerekiyorsa hastaneye getireceğiz. Orada tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine getireceğiz. İnsanlar kafalarına yastığı koydukları zaman ya desin ki bizim arkamızda toplum şey var ya vakıflarımız bizim arkamızda paylaşıyorlar bize desinler. Yeterli olan o. Evet seviyeyi bozmayalım. Rica ediyorum arkadaşlar. Yorumları ona göre yapalım lütfen. Tartışmayalım altta. Fikir ayrılıkları oluyor tabii. Olabilir. Bir de üçüncü şeyimde, hayalimde engelli çocuklarımız var. 30-35 civarında engelli çocuklarımız var. 30-35 civarında toplumda mı engelli kardeşimiz var, çocuğumuz var. Araştırdınız. Evet aldım. Özellikle bu konuya şey yapmışsınız. Bu konuya çok ağırlık veriyorum. Tebrik ederim bu konu için ayrıca ben. Hassasiyetiniz için. Beyoğlu'nun tek başına, Beyoğlu Vakfı'nın bunu tek başına üstlenmesi çok zor gözüküyor. Diğer vakıflarla da Ortaköy olsun, Karagözcan olsun onları da ortak bir havuz yapıp 12'şer öğrenci, 12'şer çocuğumuzu alıp vakıflara paylaşıp bunların ailelerine destek yapmak istiyoruz. Bu konuda onlara da bir yardımımız olsun istiyoruz. Evet ben sizlere de merhaba demek istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Artin Karacaoğlu, İstanbul doğumluyum. 1968, evliyim. Lisaburtyan mezunuyum. Yaklaşık olarak kapalı çarşıda mücevherlerle uğraşıyorum. Gemoloji uzmanıyımdır ayrıyetten de. Pırlanta üzerine çalışıyorum. Kapalı çarşıda çok böyle sevilen bir ahbarıyım ben. Şu anda Aramyan Derneği'nde koçluk yapıyorum. Ayrıyetten de basketbol koşulu yapıp onlarla birlikte bir çalışmalar başladık. Öyle mi? İnşallah turnuvamız var. Turnuvamız başlayacak Allah nasip ederse. Böyle bir hareketin içindeyim şu anda. Diğer derneklerde de çalıştım ama şu anda Aramyan'dayım. Anladım.
Peki neden Beyoğlu Vakfı? Neden Beyoğlu? Neden Beyoğlu? Şimdi onu söyleyeceğim. Neden Beyoğlu? Esyan Derneğimizin faaliyeti olmadığı için Esyan Derneği'nde bir faaliyet yapmak istiyoruz. İlk önce kız basketbol takımı oluşturacağız. Bağımsız da olsa o kız basketbol gruplarını ve ayrıyetten de erkek basketbol takımını mezun olan bütün arkadaşlarımızı oraya getirip cumartesi ve pazar günü spor faaliyetlerimiz olacak. Beyin jimnastiğimiz olacak. Ben bu amaç için geliyorum zaten. Satrançımız olacak, tavlamız olacak, basketbolumuz olacak, masa tenisimiz olacak. Özellikle bunu yapmak istiyoruz. Çünkü derneğin faaliyette olması gerekiyor. Ve bunu yapabileceğime inandığım için size ağırlıklı dernek üzerine. Dernek üzerine girmek istiyorum. Çünkü ben gençleri çok seviyorum. Beni tanıyan gençler de çok iyi biliyor. Benim bunu yapabileceğime inanıyorlar. Ben de Aslan abiden bu konudan destek alacağıma inandığım için Aslan Bey'le ben bu yola girdim. Girmekten de mutluyum. Hayırlısı olsun. İnşallah. Başarılar diliyorum. Sizi de tanımak isteriz. Buyurun efendim. Ben Yervant Camgöz. İstanbul doğumluyum. Aslen Sinopluyum. 1968 yılında doğdum. Beyoğlu semtinde doğup büyüdüm. Aslan abiyle aynı sokakta büyüdük. Bizim mahallemizin abisiydi. 17 yıl ben Antalya'da yaşadım. Gerçek Beyoğlu'sunuz yani. Aynen öyle. Biz bayramlarda Feriköy'e gelmezdik. Beyoğlu'na giderdik. Kiliselere. Büyüklerimizi oradan kaldırdık. Orada düğünlerimizi yaptık. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Ne gibi katkılar sağlamayı planlıyorsunuz? Ben kendi adıma arkadaşlarım anlattığı konularda, projelerde bir nefer olarak görev almak istiyorum. Eğer halk iradesini kırmızıdan tarafa oyunu kullandığında yepyeni bir milat olacağına inanıyorum. Biz halkımızın güvenini kazanmaya, onurlandırmaya, gururlandırmaya çalışacağız. Ve genç güçlü Beyoğlu olarak da halkın iradesinin nasıl doğru karar verdiğini çalışarak ispatlayacağız diyorum ve birlikte iyilikle, sevgiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Evet. Başka sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben hayırlı olsun diyorum size de. Sağ olun. Herkese başarılar diliyorum buradan. Evet, yayınımız devam ediyor sevgili dostlar. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü tanıtacağımız insanlar da var. Yine yönetici adayları sizleri de alabilir miyim? Sayın Murat Tokatlıoğlu geliyor ve Sayın Nuran sözü doğru, yanlış ifade etmiyorsam. Aslan Bey, sizin bir çağrınız olacak galiba, öyle mi? Evet ama sonra arkadaşlar. Öyle mi? Son en son konuşuyor. Peki. Evet, seviyeli bir şekilde yorumlarımızı yapalım diye uyarıyorsunuz birbirinizi. Lütfen seviyeye dikkat. Gerçekten bakın, biz gönülden bir iş yapıyoruz. Çağnur Kazancı'nın yayında her şey olur. Karşıt görüşler olur. Fikir ayrılıkları zaten olabilir. Ama seviyeyi mutlaka koruyalım. Murat Bey, Sayın Murat Tokatlıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Sizi hoş de tanıyalım efendim, buyurun. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Kısaca kendimi tanıtayım. Murat Tokatlıoğlu, 1980 İstanbul doğumluyum. Evliyim, bir kız çocuk babasıyım, iş insanıyım. Bangaltı Lisesi'nde eğitimimi tamamladım. Kısaca bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Bunların dışında siz sormadan ben cevaplayayım. Aslan Bey'in daveti üzerine projelerini inceledim. Kendisine güvendik ve inandık. Bu oluşumun içinde olmaya karar verdik. İlk deneyiminiz mi olacak? Benim ilk deneyimim, evet. Ama şöyle söyleyeyim. Hizmet etmek için burada bulunmak istiyorum. Askıma hizmet etmek istiyorum. Ya bunun için hevesliyim açıkçası. Bunun dışında arkadaşlarımız bütün projelerini anlattı. Ben bir şey eklemek istiyorum. Hani şöyle anlatayım kısaca. İş arayan bir sürü gençlerimiz var. Staj için iş yeri arayan bir sürü gençlerimiz var. Bundan bahsetmek istiyorum özellikle. Dijital bir platform kurmayı planlıyoruz. Bu platformla gençlerimizi iş insanlarıyla buluşturmayı ve iş imkanı sağlamayı düşünüyoruz. Yani projelerimizin bir tanesi en önemli proje. Gibi. Evet, evet. Ve bunun bir altyapısını da yapmaya başladık. Eğer hizmete gelirsek
bunu göstereceğiz. Evet. Bu kadar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Seçimleri nasıl görüyorsunuz peki? Diğer listeleri falan. Hani ilk seçim şeyiniz, yarışınız olacak herhalde. Evet. Heyecan var mı? Bu seçim yönetmek aslında bir strateji mi? Strateji, tabii ki strateji. Heyecan var. Herkes strateji yapıyor. Ama biz kendisine güveniyoruz. Başkanımıza güveniyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü insanlar projelerimizi okur ve bakarsa inanacaklar bize ve görecekler. Evet Nurhan Bey, sizi de tanıyabilir miyiz? Yayınımıza hoş geldiniz siz de. İyi akşamlar diliyorum. İsmim Nurhan Sözü Doğru. 1980 İstanbul doğumluyum. Kurtuluş'ta ikamet etmekteyim. Bezazyan Varcaran ile eğitim hayatıma başladım. Maalesef şu an kapalı bir kurum. Getronagan Lisesi mezunuyum. Evet. Ardından da Ege Üniversitesi Optisyenlik mezunuyum. Beyoğlu'nda da 1999'dan beri çalışmaktayım. Optik sektöründeyiz. Gözlükçülük yapmaktayız. Beyoğlu'ndayız. Aslan Bey gibi. Beyoğlu'nu bilen bir kişiyim. Bu arada listede Beyoğlu'nu çok yakından bilen bir liste. Bu dikkatimi çekti. Dostlar bunu hemen ben ekleyeyim burada. Parantez açayım. Beyoğlu'na hakim bir liste görüyorum şu an yanımda. Evet. Yaklaşık 25 yıldır. Demezsem yanlış şey söylemiş oldum. Evet. Buyurun. Beyoğlu'ndayım. Aslan Bey'in destekçisiyiz. Onunla Murat Bey sayesinde tanıştık. Güveniyoruz kendisine. Kendisi Beyoğlu'na gönül vermiş bir kişi. Söyleyeceklerim bu kadar. Anladım. Hayırlı Sıcak. Olsun. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, hiçbir yere ayrılmayın. Son bölüme geliyoruz. Bu arada biliyorsunuz malum çok büyük bir afet yaşadık ülke olarak ve özellikle Vakıflıköy'de de ikinci sarsıntıdan sonra evlerde ciddi hasarlar söz konusu ve biz bu seçim sürecini de bu seçim programlarını da gönüllü yaptığımız bu programları Vakıflıköy'e, o bölgeye bir fayda sağlamak amacıyla her aday liste bize bir katkı sağlayacak maddi anlamda. Biz de bunu Patrikhane'nin bilgisi dahilinde deprem bölgesine Vakıflıköy başta olmak üzere ulaştıracağız. Yani bir şeylere dokunmak istiyoruz. Vesile olacağız, haberiniz olsun. Evet, son bölümdeyiz. Söz evet. Sizde efendim. Evet, şimdi tenkitler varmış. Deneme yanılma yoluyla öğrenilmez falan diye. Bir kere biz deneme yanılma yöntemiyle gitmiyoruz. Ben gençliğimden beri Beyoğlu'nun içindeyim. Halkın içindeyim. Ayrıca Beyoğlu Vakfı'nın içindeydim. Ama görev almadım. Her zaman girdim çıktım oraya. Her zaman halkın sorunlarını getirdim. Gündeme getirdik, çözdük. Bunları söyleyenler önce elini taşın altına soksun, ondan sonra denemeye yanılmayla iş olur mu diye karşımıza çıksınlar, aynaya baksınlar. Sonra gelip bizi bu şekilde tenkit etsinler. İkincisi, ben buradan bütün vakıflara sesleniyorum. Özellikle geliri az olan vakıflara sesleniyorum. Narlıkapı, Sağıkyan, Kalfayan, Yenikapı, Topkapı. Söyleyin arkadaşlar işte. Evet, yani, Feriköy özellikle. Özellikle Feriköy'e ihtiyacı var. Tamam. Tabii tamam. Devamlı açıklıyor. Bu vakıflarla çok iyi ilişkiler içine gireceğiz. %100 kesin yani. Ve vakıfımızın imkanları doğrultusunda bu vakıflara elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Buradan hepsine söz veriyorum. Aslanım Aslan sözü veriyorum. Aslan Ahbarik olarak söz veriyorum. Beni Aslan Ahbarik olarak görsünler. Hepsinin yanındayız. Ekibimizle beraber hepsi bak aslanlar gibi. Masraflar çıktıktan sonra tabii, bütün tabii. Geliri herkese kardeşim, dağıtacaksınız öyle tabii, mi? Tabii, ben, taahhütte bulunuyorsunuz. Veya biz evet. Bankada para tutmayacağız kardeşim. Eurobant'a yatırıp 3 sene paramızı orada çarçur etmeyeceğiz. Biz halkımızın hizmetine sunacağız parayı. Bir yedek akçe ayrılacak. Ben finansçıyım. Ama onun dışında kalanların hepsi halkımıza herkesi alalım. Arkaya. Gelin arkada. Halkımızla paylaşacağız. Heybemizde sevgi var.
sevgiyi sunacağız. Paylaşma var. Zaten bizim en büyük şeyimiz paylaşma. Bizim genlerimizde paylaşma var zaten ya. Paylaşacağız halkımızla beraber. Bir de buradan bütün altılı adaylara sesleniyorum. Madem konuşuyorlar, tenkit ediyorlar sizin aracınızla. Hodri Meydan diyorum. Açık canlı yayına davet ediyorum. Bir dakika. Hepsi. Nasıl yani? Yani burada. Bizim canlı yayına, Şanur Kazancı'nın canlı yayına. Burada 6 adaya da sesleniyorum. Kamera nerede? Gözümün içine baksın. Bir dakika, böyle dönelim. Altınız 5 bakıp listesi başkanlarına da sesleniyorum. Buyurun gelin Hodri Meydan. Gelin siz de projelerinizi anlatın, biz de projelerimizi anlatalım. Halk görsün. Biz halkın içindeyiz, halkla birlikteyiz. Halk için yola çıktık. Alacağız bu seçimi, alacağız. 12 Mart'ta gümbür gümbür geliyoruz. Evet. Buradan ya tekrar yeniliyorum. Tekrar yeniliyorum. Sağ ol başkan. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sizlerden bir şey katkı yapmak isteyen var mı? Son bölümdeyiz. Ben sadece tüm adaylara başarılar diliyorum. Buradan tekrar Beyoğlu Vakfı'nda çalışan görevlilere kesinlikle dedikodulara inanmasınlar. Kimse işinden ayrılmayacak. Dedikodular üretiyorlarmış. Onların zaten biz onlarla beraberiz ya. Onlar beni iyi tanıyorlar zaten. Benim kendimi anlatmama gerek yok. Simon Çekem'in de tabutuna 12 Mart'ta çiviyi çakacağız. Hayda. Evet. Çakacağız. Bu birazcık şey oldu ama. Olsun. Yani ben özellikle dikkat ediyorum. Evet. Hani benim programları takip ediyorsunuz. Anladım, ben bu anlamda söyledim. Evet, başka hak ettiği gibi. Başka sizlerden gibi katkı sağlayacak olan var mı? Bir de şunu söylemek istiyorum. Evet. Eğitim konusunda son olarak. Benim dediğim yanlış anlaşılmış olabilir. Bakın, gurur duymak, okullarından gurur duymaktan bahsettim. Fakat şu anda Esayan Okulu'nun eğitimi o kadar zayıf ve teknolojiden o kadar uzak bir şekilde ki çocuklar, yani veliler zayıf talebe ise Esayan'a yolluyorlar. Ve Getronagan'a giden, ben Getronaganlıyım diyor. Zamanında evet, toplumumuzun belli bir yaş üstündeki, benim yaşım 50-60 yaşında olanların hepsi Esayan Okulu mezunu. Fakat sonuçta şu anda Esayan'a giden öğrencilerin çoğu eğitimin orada zayıf olduğunu bildikleri için veliler onun için Esayan'a yolluyorlar. O sebepten dolayı tabii ki herkes okuluyla gurur duyar ama Esayan biraz düşüşte. Bu konu için ben dile getirmiştim onu. Ben de bir şey daha söylemek istiyorum. Şu tabuda çivi çakacağız meselesi. Yani tabii bir seviye biraz daha konuşmamıza dikkat edelim. Mecazi anlamda. Seviye, çünkü en azından şu anı. Mecazi söylüyorum bunu. Yani tabii. Anlayan anladı. Seviyeyle alakası yok. Tabii yok. Ben nereden nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Evet. Sinirleniyor falan diyorlar. Kesinlikle sinirlenmiyorum. Sesim biraz ses diye burada devamlı şey yapılıyor. O yüzden biraz yüksek konuşuyorum. Mecazi anlamda. Tabii ya, adamla bizim bir işimiz yok. Evet, son söz buyurun. Son kapatıyoruz. Halk tabii ki sandığa karar verecek. Son bir söz söylemek istiyorum. Deneyimle alakalı bir yorum geldi, tenkit geldi. 2000 senesinden beri, Şanur sen de buna şahitsin, ben bu cemaatin içerisindeyim. Eğitim kurumlarında olsun, sosyal yardımlaştırmalar olsun, derneklerde olsun, her çalışmada bulundum. Ben kendi tecrübeme güveniyorum. Arkadaşlarıma da güveniyorum ve hepinizden destek bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bence yayını şöyle bağlayalım. Gençlere sesleniyoruz. Sevgi, huzur, mutluluk hep beraber bütün projelerini alıp gelsinler. Kapımız herkese açık. Önemli olan gençler. Gençlik olmadan hiçbir şey olmaz. Biz burada sevgi paylaşıyoruz. Onların geleceği için, bizlerden sonra da gelecek nesil için güzel projeler bırakmak istiyoruz. Ama yaparız. Yani başa geldiğimiz zaman, ama yapamayız. Ama verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında durmak istiyoruz. Bizden sonra da onlar devralsınlar. Yolları açık olsun diyorum şimdiden. Evet sevgili dostlar, çok teşekkür ediyoruz. 1 saat 45 dakikadır canlı yayında bizlerle birliktesiniz. 6 listeyle 12 Mart'ta seçimlere gidiyoruz. Bugün ilk olarak Sayın Aslan Güner, genç güçlü, Beyoğlu kırmızı liste bizlerle birlikte oldu.
Perşembe günü Beyaz Liste halk buluşması var Feriköy'de. Sayın Haçık Canel ve Sayın Aksel Topalyan'ın liderlik ettiği Beyaz Liste'nin halk buluşmasını canlı olarak Feriköy salonunda olacak Perşembe, onu vereceğiz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Sayın Aret Akpolat Mavi Liste, Perşembe günü Sarı Liste Sayın Şeyda Hanım, Sayın Karim Bozkır, Sayın Juliet Kostanoğlu'nun olduğu liste, Sarı Liste'yi Perşembe günü ve Pembe Liste Sayın Doktor Takvor Anan ve arkadaşlarının listesini de Cuma günü sizlerle buluşturacağız. Sayın Simon Çekem de bize gün konusunda bilgi verecek. Kendisini de yayına alacağız. Tüm adaylar olduğu gibi kendisinin de tanıtımları, broşürleri bize ulaştırdıkları takdirde sayfalarımızda yer bulacak. Adil bir şekilde, eşit bir şekilde, herkese eşit yaklaşan bir Şanur Kazancı ve TED ajanda olacak bu seçim boyunca. Bunun aksini düşünenlerin karşısındayım. Hakkımda dedikodu üretmeyin. Arkamdan bazı sözler duyuyorum. Yakışmıyor. Beni az çok tanıdınız. Her eve senelerdir giriyorum. Arabalarınızın içindeyim, evlerinizdeyim, iPad'deyim, telefondayım ve bunu böyle sürdürmeye gönüllü olarak bu hizmeti sizlerin evlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Ve bir kez daha depremde yaşamını yitirenlere, sağlığını kaybedenlere hem başsağlığı hem acil şifalar, ama vakıflı köyümüzün de yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Dediğim gibi 6 canlı program, ne kadar yayın yaparsam seçime kadar hepsinde bir katkı sağlayıp bu katkıyı deprem bölgesine ulaştıracağız. En azından bizim de bu emeğimiz o depremzede kardeşlerimize, evi yıkılan vatandaşlarımıza bir emek olarak dönsün. Biz de vicdanen mutlu olalım. Ekip olarak tüm arkadaşlarla, sevgili Açık, sevgili Selim ve Saro bu akşam bizlerle beraber, hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki yayında, yani Perşembe günü ben kamera önünde olmayacağım ama size o atmosferi vereceğim. Yorumlarla eşlik edeceğim sevgili dostlar. Kişer Pari, kendinize iyi bakın. Perşembe günü görüşelim.